Merhabalar efendim. Güzel bir gün olsun herkese. Ve hayırlı çok teşekkür ederim. Çok uzun süre alkışladınız bugün. Bu Cuma'nın hatırına mıydı? Evet. Allah dualarımızı kabul etsin. Hayırlı cumalar olsun. Alkışlayanlarınız, böyle uzun uzun alkışlayanlarınız bol olsun. Şimdi hep kendimi izliyorum. Böyle kendimi de bazen şey yaparım. İnce bir ses tonum var ya. Böyle ince ses tonuyla güya ben kızıyorum ya. Hiç kızdım da anlaşılmıyor benim. Ben artık bağıracağım. Yani gerçekten sesimi yükseltmem lazım. Orada kızmışım son böyle dönerken. Ama sanki tatlı tatlı bir şey söylüyor. Böyle okşuyor, saçını okşuyor sanki. Kızdın adama biraz daha bağıracağım artık. Kızamıyorum. Daha yüksek sesimi çıkartmayı düşünüyorum artık. Bugün telefonlarınızla gelin bize bağlanın. Sormak istediğiniz her soruyu bana sorabilirsiniz. Yıllardır içinizde sakladığınız, komşunuza, dostunuza, eşinize anlatamadığınız ama böyle merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Zaten komşunuza, eşinize, dostunuza her şeyinizi anlatmayın. Bunu da söyleyeyim. Siz anlatırsınız. Karşınızdaki kişi kendi yaşadıklarına, yaşayamadıklarına ya da kendi değerlerine göre size yorumlar. O yüzden objektif bir göze anlatmak her zaman en iyisidir. 534-488-5184 numarayı arayın. Biliyorsunuz yayının sonunda telefonlarınızı bekliyorum. Çok telefon geliyor, çok merak eden var. Arayabilirsiniz efendim. Şimdi Zehra burada. Zehra'nın yaşadıkları çok zor. Zehra'nın iddiasına göre eşi, yani kızının üvey babasıyla kızı kaçtılar ya da birliktelikleri var. Ve Zehra biliyorsunuz ilk bize hatta cuma günü telefonla bağlanmıştı, sonra yayınımıza geldi. Şimdi de diyor ki ben gözümle bu durumu gördüm. Ne kadar Hüseyin inkar etse de, öz babası inkar etse de ben bu duruma birebir şahidim diyor. Öyle mi Zehra? Evet abla. Çünkü ben Zehra, gözümden gördüğüme şaşman abla. Peki Zehra, Hüseyin seni tehdit mi etti? Evet, beni tehdit etti. Beni öldürüp asidin içine koyup herhangi bir yere gömmeyi veya da denize atmakla tehdit etti. Hatta Ümmet Tok da vardı bunu yaparken. Onun ses kayıtları da var. Onun can ciğer arkadaşıdır. Hayır, yeni bu sabah tehdit etmiş. Bu sabah da çocuklarımla dolayı tehdit etti aynen. Ne dedi? Yurda aldırırız. Ondan sonra sana bazı yerlerden mahkeme açılacak. Kurtulamayacaksın. Ben çocukların annesi olduğum için şey yapamadım dedi yani. Kıyamadım dedi ama bugün gideceğini söyledi mahkemeye. Neye gidecekmiş gidip? Yani bu yayına çıktığımız için, onu reklam ettiğimiz için şey yapacakmış. Hı hı. Davacı olacakmış. Hı. Hatta sizle ilgili de bir şeyler söyledi abla. Ne söyledi? Esra Erol dedi 6 tane kişiyle evlenmiş dedi. Ben Esra Erol değilim dedi. Pardon. Esra Ezmeci dedi 6 kişiyle birlikte olmuş dedi. 6 kişiyle evlenmişim ben. Evlenmiş aynen, boşanmış dedi. Vay ben neymişim be, 6 kişiyle mi evlenmişim ben? Vay vay vay. Kendine bakmış. Hiç haberim yok benim, ne zaman evlenmişim 6 kişiyle? O bir kendine baksın, ilk evvela kendi sorunlarını çözsün dedim. Öyle mi? Vay Hüseyin aynen. Bey'e bak, bir psikiyatrist, psikolog. Benim hiç haberim yok hocam, ben 6 kişiyle evlenmişim. Evet. Ben biliyorum, bir tane kocam, bir tane çocuğum var. Yani eski eşim. Başka var mıymış? Aynen böyle dedi abla. 6. Hüseyin Akbol ne derse desin, ben gördüğümü bilirim. Hüseyin Bey, ben de çok merak ettim. Neredeymiş benim bu 6 tane geçmişteki eşlerim? Hani ben hiç görmedim ya. Hiç haberim bir yok, 6 kişiyle evlenmişim. Bir de diyor ki burada siz ona demişsiniz ki Zehra'nın saat psikolojik sıkıntılar var. Biz biliyoruz da demiş. Siz bir yine de yayına bağlanın veya da buraya gelin demişsiniz bu kişiye. Yani ben psikolojik sorunlarım olduğu varmış da. Biz mi demişiz, evet, ona öyle? Evet öyle demişsiniz. Öyle ne zaman? Bilmiyorum onu ne zaman. Acaba sadece... ben de şimdi merak ettim. Şimdi böyle kurmacalar olunca acaba Hüseyin Bey'in mi böyle sıkıntıları var acaba? Benim 6 kocam olmuş, biz onu arıyormuşuz, Zehra hasta diyormuşuz falan. Yani böyle şeyleri ürettiğine göre herhalde, evet. Kendisinin psikolojik sorunları olmalı. Herhalde. Hayalinde öyle düşünmüş. Vallahi Hüseyin Akkol ne dersen de, beni büyüten kadın kuldan korkmayı değil Allah'tan korkmayı öğretti. Ne dersen de. Hani para yolladıydın ya 2 sene evvel, yırtıp attıydım ya. Parayla da satın alamazsın. Ha, şimdi ne olursa olsun dönmen yani gördüğümde. Aklımızda Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Televizyon sesini kısar mısınız? Tabii ki. İlk defa sizi izliyorum şu anda burada. Kısalım. Tamam. İlk defa. İlk defa da ben şunu merak ettim. Benim nereden duydunuz 6 tane kocam olduğunu? 6 tane kocam derken?
Öyle demişsin Zehra Hanım'a. 6 tane geçmişte yani 6 tane eşi olmuş Esra Hanım. Şimdi siz beni yayını kesmeden, sansür koymadan komple şu anda bugün ben konuşayım. O karşılıklı konuşalım. İletişim karşılıklı olur. Yok tamam, iletişim karşılıklı olur ama kesinlikle konuştuklarımı asla ne sansür ne de... Vallahi onu bizim yayın kurallarına uyarsanız, hakaret içermezse, küfür içermezse yok, hakaret, kesmeyiz. Hakaret içermiyorum. Tamam hakaret, buyurun. Buyurun Hüseyin Bey. Şimdi 3 gündür bu yayın devam ediyor. Tabii. Evet. Kız şunu ya. Ne? Komple kız. Oradan şey, bir saniye televizyonu kısıyoruz. Yankılı geliyor. Ha, evet, televizyonu kapatın an, siz. Buyurun. Tamam, televizyonu kapatalım komple bir saniye. Ha, televizyonu kapattık. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. 3 gündür bu yayın devam ediyor. 3 gündür olmadık şeyden dolayı, elde olmayan delillerden dolayı, yani rezil, rüsva olmadığımız yer kalmadı. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu konu madem bu kadar ciddi bir konuysa, niye halen daha... Bu konuyu netleştirmiyoruz. Zehra Hanım, bakın asıl iddianın sahibi, her zaman iddia diyoruz bu arada. Bak, Zehra iddia Hanım. Diyorsunuz ama siz canlı yayında diyorsunuz ki iddia, bak bunu da her zaman açıklarken iddia olarak açıklar mısınız? Şimdi burada dün de mesela diyorsunuz ki dün de kızına bilmem şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Resmen beni elinizde olmayan sebeplerden dolayı resmen bu olayı gerçekleştirmiş gibi bütün 81 milyon insana izletiyorsunuz bunu. Evet ama bunu diyen sizin eşiniz ya, çocuklarınızın annesi. Bak, diyen bizim eşimiz de sizin elin ama siz koskoca bu arada sunucusunuz. Evet. Bunun elinizde. Sen de delil bekliyorsun ya, ben bu görmüşüm etmişim, ne delili bekliyorsun sen? Diyor, gözümde kamera mı var? O zaman yansıt ekranı da millet Türkiye izlesin, ben de kabul edeyim hadi. Delil öz annesi Zehra Hanım. Ben delil işte, daha ne bekliyorsun sen ya? Delil benim işte. Delil yerine geçiyor da. O kadar varlığımız, şuyumuz, buyumuz var kan. Bir de sığınma evinden gelmişken neden ben evden geri tekrardan kaçıp gidiyor? Yani şey yapıyor gene. Niye kaçıp gidiyorsun? He? Zehra Hanım. Bir dakika. Ben sığınma evinden, öbür eşinden dolayı kavga edip evimize geliyorsun. Tekrardan niye bir iki hafta sonra kaçıp gidiyorsun geri o evde? He? Söylesene. Hangi evde? Baya senin yanından ümmet baba bindirip gidiyorsun ya. Şimdi ev kaçmayı bırak. Sen ne gördüğünü söyle bize. Zehra, saçmalayıp durma bak. Bütün insanlara, bütün saçmalamıyorum ben. Ben seni gördüm o odanın diğer camından. Hatta o... Ya, ne gördüğünü söyle. Beni dinle. Görmek ayrı bir şey. Gözünde kameram var. O zaman kanıtlasın da madem gördüğüm şeyi de, şu konu bitsin. Ne gördüğünü söylesene Zehra. Ben seni diğer odadan camından çıkıp da öbür odadaki camdan seni gördüm. Gecenin birisi. Benim sen telefon kullanmadığımı biliyorsun nankör. Nasıl delil o günkü gün ben seni çekeceğim? Hüseyin Bey, bir dakika, biz ne gördüğünü söylesin, siz cevabını ver. Söyle Zehra ne gördün? Gecenin 3.30'unda ben o odadan çıkıp da diğer odadan seni seyrediyorsun. Televizyon açık, tülü perdenin kıyısından hiç mi şey etmiyorum? Ne gördüğünü söyle Zehra. İkisi birlikte yatıyorlardı ya, bir üst tarafları açık bir şekilde. Üstünüz çıplak bir şekilde kızıyla uyuduğunuzu söylüyor. 17 yaşındaki kızını kendi şeylerine alet ederek 17 yaşındaki kızını ve beni. Senin hedefin, niyetin zaten var ya. Buradayken de belliydi, tamam mı? Kurmuşsun sistemi. Kurmuşsun projeyi. Ben niyetim ne olabilir? Ya niyetim ne olabilir? Paramızı aldın. Evise aldın. Her şeyimi aldın. Bankalara borç ettirdin. Benim niyetim ne olabilir? Ben burada para istemedim. Gerizekalı. Siz ikiniz, babasıyla ikiniz işbirliği yapıp çocuğumu orta yerde kullanıyorsunuz. Babasıyla birlikte keşke babasıyla birlikte işbirliği yaptığımız gibi sen de kızının başında dursaydın da adam gibi kızını böyle ülkeye reklam etmeseydin, adam gibi kızını kabullenseydim yani, para vereydin de parayla ölçseydin, öbür karıya şiddet uyguladın. O karı da dürüst karıydı bak. İkimiz birlikte duruyorduk. O garip, o hale getiren, düşüren sensin. Oradan Zehra, adam gibi konuşan Hüseyin Bey, Hüseyin Bey. He söyle ben söyle. Ben size şunu soracağım. Bir dakika söyle. Zehra bir dakika. Hüseyin Bey, size açıkça şunu sorayım. Neden bu kadın hem kızına hem size iftira atıyor olabilir? Neden atabilirim? Benim amacım ne olabilir? Siz sorup da ben cevaplayabilir miyim? Veya da ben tamam, bir cevap versin. Neden iftira atsın bu kadın? Söyleyin o zaman. Neden mi iftira atsın evet. bu kadın? Evet. Psikoloji bozuldu. Bu kadın psikolojik sorunları gerçekten var. Ben onu da size kanıtlayacağım da ayrı bir şey. Ben konuşmamı bitireyim, tamam mı? Evet, bir dakika. Bu kadının tek şeyi, bu kadın gece gördüklerini sabah şey yapan adam. Bir, ikincisi
Konuşmasın, ne yapıyor bak, gece gördüklerini sabah anlamadım. Bir şey söyleyeyim. Konuşmasın bak oradan. Ben şu anda söyleyeyim. Konuşmuyor şu an. Gece gördüklerini sabah ne yapıyor diyorsunuz? Şimdi ben şunu söyledim. Bak dinleyin beni. Ya yorum. Benim cevabım olması lazım benim onu yapmam için ya. Kızıyla mızıyla alakalı olan bir şey değil bu iş, tamam mı? Hayır, bu... şimdi kızına da iftira atmış oluyor ya bu şekilde. Tamam, ben de onu söylüyorum. Çünkü artık vuracağı ve elde edeceği bizi böyle... Şunu söyleyeyim. Şimdi biz hazmedemiyor hanımefendi. Biz mesela şu anda gayet güzel bir her şeyimiz yolunda. Yok ya, Allah aşkına yürü git. Hüseyin bana Bey. Bana bozuk seni. Seni hazmedecek ne durumun var senin ya? Bir dakika Zehra, bana bir şey sordurtmuyorsun. Bizi derken ne demek istiyorsunuz? Bizi hazmedemiyor. Biz kim orada? Biz kim? Biz kim orada? Söyleyeyim biz kim olduğumuzu. Biz şu anda aile olarak bu kadını istemiyoruz. Tamam. Hangi aile? Ya 4 çocuk ettin 6 aylıkta çocuğum bucuğum da şimdi istemiyorsun. Aynı aile ya. Bunun çocuklar, yalanlarına bir bakın çocuklar, Allah aşkına ya. Millet duyuyor gebeceler kasabası. Size sesleniyorsun. Bu nankörün yaptıklarını meydana vurun. Ne olursunuz bak, yalvarıyor size. Göreniniz doluyor, bileniniz de gelip de mağazama söyleyeniniz doluyor. Bir belasını versin bunun. Allah'ın dilencisi. Oraya çıkıp da bir şeyler sebeplenmeye kalkma. Ben sebeplenmeye ne kalkabilirim? Söyler tamam misin? Sebebim ne olur? Peki biz derken bizim aile istemiyor dediniz ya. Kim bu aile üyeleri? Annemiz, babamız, kardeşlerimiz istemiyor. Niye? Annem bozukluğuna ben gelemedim değil mi? Ben uyum sağlayamadım değil mi? Siz gibi orada burada oram buramı açaydım. Dürüst olmayaydım. Başınızın tacı olacaktım değil mi? Ne demek? Uyum sağlayamadım ben size. Ne demek? Annesi ne yapıyor? Annesinin YouTube'da videoları var ablam bunun. Ne videosu var? Terbiyesiz videoları var. Aa. Annesinin yani bu Zülay'la bozuk yani. Ben uyum sağlayamadım. Dürüst oldum. Bu kişiye ağır geldim yani. Ben de bundan... Hakaret etmeyin. Annenizin ne videosu var? Asmamı ölmem istiyordunuz ya, ölmeyeceksin. Asmayacaksın kendimi. Asacaksın. Hanımefendi. Asacaksın sandım. Evet. Benim kızımdan an gördüğümü ben şaşma. Şu bizim konumuz ne? Siz nereye vurduruyorsunuz konuyu? Ben ne bileyim ne olduğunu. Zehra Hanım diyor ki annesinin videoları var YouTube'da. Şu anki canlı yayın yapma şeyiniz ne? Şu anki durumumuz. Sizden mi öğrendim? Bir dakika. Ne? Sizden mi öğreneceğim nasıl canlı yayın yaptığımı ya? Allah Allah. Soruyorum. Annem, kadın söylüyor orada. Ona yetkiniz var mı annemi babamı karıştırmaya? Ben karıştırmıyorum. Siz ailemizi istemiyor diyorsunuz. Zehra Hanım da onun ailesinin videosu var diyor. Annemle ne işi var? Siz oradan annemi babamı karıştırıyorsunuz. Aynı anda anlamıyorum. Zehra Hanım diyor ki annesinin YouTube'da videosu var diyor. Ben nereden, ben mi dedim? Gebeceler bak. Bunu siz biliyorsunuz YouTube'da bir durumu da. YouTube'da videosu var. Onu ne alakadar ediyormuş? Anne siz istemiyor ya annesi onu. O evet. Da diyor ki annesinin videolarını gördüğüm için istemiyor diyor. Hiçbir alakası yok. Kendisini tutmayıp da böyle herkesin evini karıştırdığı için istemiyor. Yok canım. Peki bu da yalan mı? Annenizin videosu var mı? Var. O sizi alakadar eden bir durum değil. Ya ne demek o beni alakadar etmiyor, bu beni. Zehra Hanım diyor ki onun için beni istemiyorlar. Ya o videoyu gördüğüm için diyor. Siz savcı mısınız? Siz necisiniz orada? Ben program yapıyorum. Yanınızdaki avukat mı? Ne? Evet. Yanınızda oturan avukat değil mi? Avukat bey değil mi bu? Evet, evet. Buyurun. Ha, avukat beyse o zaman ben şunu söyleyeyim. Hiç kimse konuyu kapatmasın. Ha. Dinliyorum. Bu kadar şeytan. insanı rezil... Bu yanınızdaki insanın iç... Dandirik şeyiyle... İnsanlara rezil ettiğiniz avukat beye sesleniyorum. Ya bu adli merciye niye yansıtamıyorsunuz siz bu konuyu ya? Bir şey söyleyeceğim. Adli merciyi de yapacağız bir dakika. Ne zaman yapacaksınız? Madem bu kadın dandirik, niye sen evliyken bu kadınla olmasaydın o zaman? Bu kadın bu kadar kötüyse. Ben bundan 4 çocuk dünyaya getirdim. İkisi de ölmüş yani. 7 çocuğumuz, 6 çocuğumuz olacak. Tamam bir dakika. Neden bu kadınla evlendi, çocuk yaptın? Bu kadın bu kadar kötü o zaman. Allah bunun bin belasını versin. Nereden buldum da nereden evlendiysem. Çıkar yarayıp da bulamaz valla. Ya kapıyı örttü mü? Arkasında inancı... Şimdi ya ben şimdi, şunu soracağım. Kız nerede? Kız. Sen namuslusun. Başa açık insanlar namussuz mu oluyor? Üvey kızınız nerede, üvey kızınız? Siz namuslusunuz. Bir dakika. Tamam. Üvey kız... Babasının yanında bunu 50 defa mı söyleyeceğim? Evet. 100. defa da söyleyeceksiniz. Bir terbiyeli konuşun. Ne kötü konuşuyorsunuz kadınla ya? Aa,
Bir şey soruyoruz insanca. O kadar makine tutsak gibi konuşuyorsun. İnsanca soruyorsanız lütfen insanlara konuyu doğru yansıtın. O zaman gelseydiniz buraya kendiniz madem böyle bir şey yapmadınız. Ben alnımın akıyla çıktım, bu kadın yalan söylüyor. Böyle böyle deseydiniz. Bir şey söyleyeceğim. Siz bundan... Parayla alakası yok benim yaptığım işin. Valla Esra ablam ben TikTok'ta izledim. Bindiği bin kere Allah razı olsun. Hoca Afyon'a gidincikte bu ablamdan ötürü övücel. Her gittiğim yerde müşterilerime herkese övmezsem değil. Yani benim elimden tuttu yani. O kadar hak ettin yani övesin. Zaten gerek yok 81 milyona kendini tanıttın yani. Gerek yok yani övmeğine. Ya tanıtmaya gerek yok. Kadın çanta mısın? Çocuklarına bakmak istiyor. Kaç tane çocuk var? Sizin de çocuklarınızı doğurmuş. 6 aylık bebeği var. Durumu yok. Mama parası göndermiyorsunuz. Biz de bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne? Yani başka bir şey yok yani bizim bunda kazancımız Esra olsun Hanım, bir şey. Siz beni dinleyebilir misiniz? Dinliyorum. Söyleyin şu oyun. Benim bütün biz kesmeyin ama benim bütün imkanım çocuklarıma bakmakla elverişli. Ben bu kadına sadece karşılaştığım anda diyaloğa geçemiyorum ben. Çünkü ağzı iyi değil. Olur olmaz şeyler söylüyor. Ben çocukların baş tacım. Göndersin çocuk. Bey adam şunu şöyle yapalım. Hiç peki hep böyle miydi bu kadın? Yok. Bu kadın hep böyle miydi? Zehra Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Ben böyle değilim. Bu kadar ben yani o kadar hikaye. Dinleyen ve izleyen insanlara karşı söylüyorum. Benimle diyaloğa geçmeden ne maddi imkanı varsa ben her zaman çocuklarımı karşıladım. Şimdi de ne maddi imkanı varsa astın bir tane IBAN numarası, kaç para ihtiyacı aylık varsa her ay dekontunuza size gönderme şartıyla hir ay bu çocukların ihtiyacını karşılayacağım. Karşılıyordum peki, da. Peki seni paranla bulun da yerin dibine bas. Ben seni. Bu şekilde bak, şimdi yani. Kerim 2 aydır yüzüme bakamayan insan buradan IBAN gönderin para edelim şunu edelim. Ben çocuğa dışarıdan beşik buldum kırık da ipine bağladım o şekilde sallıyorsun yani görüntüsü de çıksın tamam. Yani. Sen ne biçim nankörsün? Beşik bulduğuna da bakıyorum ben içime el veriyor mu o görüntülere? Kendin kafana göre çocukları da işte arkandan sürükleyip redil ediyorsun. Peki neden buraya gelene kadar parayı olasaydınız? Yalan söyleme o günkü gün çocuklarımın çocuklarım da şahittir. Büyük olan kızım da şahittir. Ağzını aldığın Allah seni bir çarpar ki. Tamam mı? Seni çarpsın sizi. Siz boş tamam yere Kur'an el basarsınız bu şunu yapmadım diye. İbrahim Bey. Onu şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şahidin. Edip Bey size bir şey söyleyecek avukatımız. İbrahim Bey. Ha, buyurun. Bakın burada konuşulan konular bir toplumsal sorun. Ancak bundan daha önce bir şey belirtmek istiyorum ki. Bu çocuklara zaten bakma yükümlülüğünüz var. Yani IBAN gönderin, para gönderin ya demeniz. Ya şimdi şöyle bir şey ya. Var. Ben bugün zaten babasınız siz. Avukat Bey ben hani bakmayayım değil mi? Ama bak gördünüz ne dedim? Karşılaşamıyorum. Telefon açtığımda aynı sizin yanınızdaki müdahaleleri yapıyor bana. Ben nasıl bunu... Çünkü Hüseyin Bey bir dakika bir konuşurken Hüseyin bak, Bey. Bak ablam ben sizi, bu olayı gördükten çünkü, sonra para verirsin. Zehra konuşurken ben lütfen. Tamam. Şimdi sizi yatak odasına ya da salonda neyse... Kızıyla birlikte yatarken gördükten sonra artık ben hiçbir şeyi kabul etmem parayı da ne yapayım diyor. Şimdi siz o geceki o durumu açıklarsanız belki Zehra Hanım için tamam, açıklayıcı olur. Tamam açıklıyorum. Açıklayın. Şimdi birinci programınızı da yatak odasında çocukların yatak odasında görmüştü. İkinci programda ya, televizyon olduğu oda diyor. Birinci tamam çocuklar orada dayının odaya geçti. Tarafta bağlıya geçtik biz. Kesiyorsunuz. Tamam televizyonlu odada gördüğünü iddia ya, ediyor sizi. Tamam ben de onu söylüyorum. Birinci programda çocukların odasında görüyordu. Televizyon falan yoktu. He. İkinci programda çekkatta gördü. Birinci programda ilişkiye giriyorduk. İkinci programda omuzlarımıza çıktı. Üçüncü programda... Ya yürü git ilişkiye giriyor derken o çocuk orada uzanıyorsa... Yani uzanıyorsa diyor ilişkiye girmişlerdir yani diyor. Aynen. Girmişlerdir diyor öyle mi? Evet. Ne düşüneceğim? Ama benim çocuk 7 yaşında da yanına uzatmış diyeceğim. Üst kısmınız çıplak olduğu için, belden üst kısmınız çıplak olduğu için o da böyle bir şey tahmin ettim diyor. Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi girmişlerdir, bak lerdir konusu var. Net bir şey olmadığı halde bütün bu izleyenlere beni sapık, küçük çocuğa bilmem bir şey yapıyor Allah göstermesin. Böyle bir insan olarak tanıtım yapıyorsunuz. Şimdi dünkü köylüler de bağlandı. Dün köylüler de bağlandı. Ablacığım dün bağlanan köylüler kim biliyor musunuz? Kim? Ben söyleyeyim. Benim birinci eşimin ayrıldığım eşimin 3 kadından
boşanmış iki çocuk. Siz bir insandır. Sen çok mu dürüstsün? Sen çok mu dürüstsün? Onun kardeşini de sen mahvettin. Ayşe Akbol'u da sen bozuk yola sürükledin. He? Ayşe Akbol'a da Sen oradan onu kışkırtıyordun. Buradan gelip beni kışkırtıyordun. Bir şey söyleyeyim. Ayşe'ye bağlanın. Ya yuvamızı kim bozmuş? Ailemizi kim dağıtmış? Senin yuvanı kim bozmuş? Ya yuva... Şimdi şerefsiz olduk yani. Şerefsiz olduk. Esra Hanım'ı da kandırıyorsun. Yanındaki avukat da kandırıyorsun. Boynumu bu kere küçük Emre'ye bağlayalım. Orada bütün ülkeye kendini haklı gösteriyor. Nasıl kandırıyor bizi Hüseyin Bey? Ne diyerek kandırıyor? Aynen böyle işte. Masum anne rolü oynayalım. İşte şunu gördüm. Ne oldu? Çok kuvvetli deliller vardı. Ne oldu bu deliller? Peki Zehra Hanım sizi görse, yani böyle bir şey gördükten sonra ne yapmasını bekliyordunuz? Tabii ki öfkelenecek böyle bir şey. Yani kim kabul eder? Her şey aynen öyle. Öfkelenmese madem şimdi şunu söyleyeyim ben. Şimdiye kadar niye sabretmiş bu kadın ya? Niye biliyor musun? Söyleyeyim mi? Bir saniye söyleyeyim. Hüseyin Bey. Bir telefonu var. Sen? Bir telefon var. Bir dakika bir dinleyin. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı günler efendim. Sağ olun. Buyurun ne söylemek istersiniz? Şimdi efendim. Zehra Hanım söylediklerinde %89-90 hepsinde haklıdır. Sağ olun Allah razı olsun. Hangi söylediklerinde diyorsunuz? Bütün söylediklerinde Gebeceler kasabasında. Zehra Hanım kızı bir ay kayboldu. Duyamıyorum, anlamıyorum söylediğinizi. Zehra Hanım kızı bir ay kayboldu. Bir ay Zehra Hanım'ın kızının bir ay kaybolduğunu söylüyorsunuz. Evet, bir ay yakın kayboldu. Evet. Neymiş? Zehra'yı çıkarmış. Hüseyin kızla yaşıyormuş. Peki neredeydi kız o sırada? Bilmiyorum işte. O sırada sığınmıyor. Peki siz nereden biliyordunuz kaybolduğunu? Herkes biliyor. Köy biliyor. Ya bizzat Allah bizzatını aramıyor kardeşim. Peki köylüler ne konuşuyor? Köylüler ne konuşuyor? Zehra'nın kız değil, Hüseyin Akbol Zehra'yı çıkarmış, kızıyla yaşıyormuş. Kızıyla yaşadığını söylüyor bütün köylüler. Aynen, yanında yani. Peki bu köylüler, etrafta olan insanlar görmüşler mi bu durumu? Ya şimdi ateş canlayan yerden duman çıkar mı hanımefendi? Hı. Hüseyin Bey'i alalım. Buyurun. Sizin oturduğunuz yerdeki köylüler hep Zehra Hanım'ın kızıyla birlikte olduğunuzu söylüyorlarmış. O konuşmayı dinlediyseniz bir ay kayboldu şeyini babası bu sığınma evindeyken Afyon postası Afyon gazetesine ilan verdi. Peki, o oradan dolayı bütün köylüler niye böyle konuşuyor? Ben de onu söyleyeyim. Niye böyle konuşuyor biliyor musunuz bak hanımefendi? Bak ciddi söylüyorum bunu Allah için. Ya bu kızın reklam eden resmen annesi neden biliyor musunuz? Bu kızı aldı gitti sığınma evine. Kayboldu diye ilan verildi, köye yayıldı. Siz verdiniz Ahmet Mete'yle siz verdiniz. Velayet Ahmet Mete'de kendim öbür karıya şiddet uyguladığı için bizi aramadı. Şunu sormak istiyorum. Neden bütün köylüler konuşuyor? Uzun zamandır konuşuyorlar bunu. Uzun zamandır diye bir şey yok. 3 aydır. 3 ay. Şu anda siz yayın. 3 ay diye bir şey yok. Benim yanımda. 3 ay WhatsApp'a gelen bütün ihbarlar 3 aydır söylüyor. WhatsApp'a gelen ihbarlar var. Bu hanımefendi benim yanımdan ayrılalı 2 ay oldu. Nasıl söylerler 3 aydır? İşte 2 ay olsun 3 aydır konuşuluyor. Beyefendiye tekrar soralım. Ne zamandır bu durum konuşuluyor? Duyuyor musunuz beni? Hatta mı? Kapandı. Yani ne sordurtuyorsunuz o zaman? Şimdi şunu söyleyeceğim Hüseyin Bey. Şimdi WhatsApp ihbar hattına gelen şeylerde 3 aydır... bu dedikodunun köyde çıktığını, sizin Zehra Hanım'ın kızıyla çok yakın olduğunuzu, hatta Zehra Hanım'ı gönderip kızıyla birlikte olduğunu söyler. Niye böyle bir dedikodu çıkıyor? Niye bu dedikodu çıkıyor? O da Allah razı olsun. Yanınızdaki insandan dolayı bu dedikodu çıkıyor. Niye? Ben tövbe yarabbim. Çocuğun adını yayağı mıyım ben? Senin. Nalet köpek ben 2 aydır orada çalışıyorsun orada çocuklara bakmaya çalışıyorsun. Sen kızı yanında tutuyorsun yanında. Ben bilmiyorum sanki. Herkes şahit ablam. Öğrencilerim var. Aramıyorlar. Nasıl yanında tutuyor? Yanında işte geceliğin dükkandan alıyor eve gidiyorlar.
Allah Allah. Var mı buna şeyin? Peki Hüseyin Bey hala yanınızda mı çalışıyor bu kız? Orada iftira... Efendim? Hala o dükkanda mı çalışıyor bu kız? Evet. Babası getiriyor sabahleyin. Bırakıyor dükkanı. Peki bu kadar getiriyor. Dedikodu çıkmışken neden hala sizin dükkanda çalışıyor bu kız? Dedikodu çıkma ayrı bir şey. Bunu kanıtlamak ayrı bir şey. Ben bizzat hem bizzat yanımda durduruyorum. Niye biliyor musunuz? Niye? Kimseden benim bir eksikliğim yok. Kimseden benim kıza karşı. Çünkü benim alnım açık. Yani en ufak bir böyle bir şeyim olmadığı için. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu doğru bir şey mi? Bütün köylüler konuşuyor. Anne bu kadar rahatsız. Siz hala niye kızı yanınızda tutuyorsunuz? Sizin kızınız değil o. Bir saniye, yanınızda derken çalışıyor. He. Tamam, gitsin başka yerde çalışsın artık bu. Gerizekalı bir ifade verdi diye bilmem. Gerizekalı dediğiniz kişi onun annesi. Siz bir şey değilsiniz onun. Ben 5 yıldır babasıyım onun. Babası değilsin. Ya yürü git ben, yalancı. Babasıyım diyor. Yan yana yatmaz yıldır, baba kız. 5 yıldır ben büyütüyorum onu. Ama büyütüyorsunuz da baba kız yan yana yatarken... Oraya çıkıp hayır mı toplamak istiyorsun sen? Ne alakası var, hiçbir şey toplamak istediği yok. Ya Resulallah ya. Ya kızını sizden kurtarmak istiyor bu kadın. Ya Resulallah ya. Ya kurtarmak derken bir şey söyleyebilir miyim hanımefendi? Evet. Ya burası bir şey söyleyeyim. Hani kızı köfte dükkanında çalıştırıyorsunuz diyorsunuz ya. Evet. Ya hani lüzumsuz bir yer olur orada çalıştırırsınız. Ya lüzumsuz değil. Siz bu kızı bir yanınızdan gönderin. Yanınızda tutmayın artık, bu kadar şey çıkmış ya. Bırakın, niye yanınızda çalıştırıyorsunuz? Asıl bu kadar şey çıktıktan sonra yanımda tutarım. Her şey alnım açık. Gelsinler. Neyi alnınız açık? 17 yaşında kız, siz de 38 yaşındasınız. Herkes birlikte olduğunuzu söylüyor. Ya ne bileyim, işte ben de bunu kanıtla nasıl yakalar? Şimdi kızı buradan göndersem bu kızı ne diyecekler biliyor musunuz? Ne diyecekler? Hiçbir ilişkisi yokmuş. Yanından gönderdi. Şimdi yanında tutuyor. Bir saniye dinler misiniz beni? Yanında tutuyor diyorlar. Böyle şeyler çıktı da. Bak. Tuşa hemen kızı nasıl gönderdi dükkandan? Ama şimdi herkes diyor ki bu kızdan kopamıyor. Sizin 9 tane çocuğunuz var. Bırakın artık bu kızı. Tamam. Sen öbür kadından olan çocuklarına ilgilensen ya. Benden olan tamam. Çocuklar dursana ya. Yanına. Niye o kişiden ilgileniyorsun sadece? Niye yanında durduruyor? O kadın da yapmanız gereken yazık, zor. En doğru şey şunu söyleyeyim. En doğru şey Hüseyin Bey, tamam şimdi siz dinleyeceğim. En doğru şey ne biliyor musunuz? O kızı kendi yanınızda çalıştırmayın. Uzak tutun artık. Bakın annesi istemiyor. Annesi ne derse o. 9 tane çocuğunuz var. O çocuklarla ilgilenin siz. Bırakın bu kızı. Bırakın, istemiyor. Bir telefon daha var. Bir dakika Hüseyin Bey. Bir komşu arıyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Oradaki Zehra %100 haklı. Her dediklerinde. Yani köyde dolaşan dedikoduda annesiyle kızını kullandıkları yönünde. Ne? Bu kızın da bir iki ay önce, Ramazan'dan önce, bir ay falan önce kız kayboldu diye değildi. Kaybolmuş. Kaçmış, aranıyormuş derdi. Sığın memnunum. Zehra haklı. Orada Zehra bir şeyler ispatlamaya çalışıyor. Çırpınıyor, dibiniyor. Köyde her şeyi biliyor. Köylü ne biliyor? Bir şey söyleyeceğim. Doğru ifade veremiyor. Köylü ne biliyor? Ben burada heyecanlıyım. Bir dakika, bizi cevaplasınız. Köylü ne biliyor? Efendim? Köylünün bildiği ne? Bu adamın kızıyla... Köylünün bildiği Zehra'yla kızını da kullanıyormuş. Hatta bir Mehmet Paraman diye bir çocuğun adına şirket açmışlar, dolandırmışlar. Çocuk Ankara Polatlı'da hapishanedeymiş. Puh, Allah belanı versin. Yapmıştır bu, yapmıştır. Bu. Mehmet Karaman bunun cancıya arkadaşı. Tamam, o diğer konu. Kızıyla kullanıyor ne demek? Hüseyin'in annesiyle Mehmet Karaman'ın da ilişkileri varmış. Yuh! Bak bunu da yine yani duydum. Yani o çocuk 35 yıldan yardılarmış. Tamam, ben şunu aslında soruyorum. Zehra Hanım'ın kızıyla Hüseyin Bey'in ilişkisi olduğu söyleniyor mu? Söyleniyor. Bu Hüseyin Bey, Mehmet Karaman'ın eşini de bu Hüseyin'in hepsini kullandığı yönünde dedikodular baba. Tamam, Hüseyin Bey'i duydunuz mu? Gayet iyi duydum. Tamam. Şöyle neden yapalım. Böyle söylüyorlar? Tamam, şöyle yapalım. Mehmet Karaman'ın üzerindeki şirketi araştırın. Ben şirket mi açmışım? Kimin açıldığını tespit edin. Tamam, Mehmet Karaman'ı kenara alalım. Ben Zehra Hanım'ın kızıyla ilişkisi olduğunu düşünüyor bütün köylü. Şimdi yanan iftiraları da söyleyeyim ben size. Mehmet Karaman'ın mutlaka size ulaşabilirsiniz. Mehmet Karaman değil, kıza gelelim. Kıza boş ver, önemli değil Mehmet Karaman'ın karısı. Mehmet aynen Karaman'dan öyle. Dolayı Zehra ile ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? Onunla ilgili herhangi bir yasal işlem var mı? İbrahim, neydi adı? Hüseyin Bey. Hüseyin Bey.
Nasıl bir şey? Anlamadım. Bu Mehmet Karaman'ın, o sizin bahsettiğiniz olayla ilgili Zehra Hanım'ın bir ilgisi olduğuna dair herhangi bir soruşturma, herhangi bir işlem var yok mı yasal? Yok onunla ilgili bir şey. Yok canım, herhangi bir şey yok. Herhangi onunla alakası, o başka bir eski bir dolandırıcılık konusu. Ben şundan bahsediyorum. Yani. Zehra Hanım'ın kızıyla ilişkisi olduğunu düşünüyor bütün köylü. Neden Zehra Hanım'ı hala, Zehra Hanım'ın kızı yanınızda çalışıyor? Gönderin onu bugünden sonra. Bence de, ben de aynı kandayım. Ya niye yanınızda tutuyorsunuz? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gönderdiğimiz anda konu kapanıyor mu? Yani gönderirseniz, iletişim kurmazsanız en azından bu kadını da birazcık içi, konu kapanmasa bile içi rahatlar. Köylüler bir susar. Herkes bir şey yapar. Sizin yanınızda olması çok tuhaf. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Köylüler susar derken biz burada milletin dedikodusuyla şununla bununla mı yaşıyoruz hayatta? Bakın, o zaman bu da dedikodu. Kızıyla birlikte oldunuz. Anne istemiyor sizi. Anne diyor ki kızımdan uzak dur. Anne istemiyor, kızımdan uzak dur diyor. Ben kızından zaten öyle bir Allah göstermesin yakınlaşma mevzusu tamam, değil. Tamam, sen sadece arkadaş da olma, baba da olma, benim kızımı yanında da çalıştırma. İstemiyorum diyor. Sen aman Allah yakın, kime de şey... İstemiyorum diyor. Şey Zehra Hanım, yani eşiniz, çocuklarınızın annesi... Benim eşim değil o. Tamam. Sadece çocuklarımın annesi. Tamam, çocuklarınızın annesi. Sen... Tamam, bu eşiniz değil, kızı neyiniz? Kızı da kızınız bile değil o zaman. Niye durduruyor? Zaten ben hiçbir şekilde evlatlarımdan ayırt etmedim. Zaten bundan dolayı çıkıyor. Doğru bunlar. Canım, evlatlarından ayırmadın. Benim kızı altında kaldın. Derdin Zehra işte şu arabayı sattım da kızı altında aktım. Geri alacağım niyetiyle kıza. Öbür çocuklara niye takmazdın? Ayşe'den olanlara niye takmazdın? Bana niye takmazdın? Bir dakika, tamam, ona da gelelim. Ona da gelelim. Ama kapa sen. Altın mı göre? Gebeceler altın mı gördünüz kızımı? Nişanlı gibi. Bu adam takıyordu işte onları. Ne olur bağlanın hattı. Görenle altın ya olarak... Altın takmada bir sus var mı? Şimdi Hüseyin Bey, işte. Bir dakika, önemli bir telefon geldi şimdi. Arkadaşım söylüyor, sizin çok yakın bir akrabanız olduğu için yayına bağlanmayacak ama jandarmaya ifadeye gidecek bugün. Kim olduğunu belki arkadaşlarımız, gerçi ifadede gizli tanık olabilir. Çok yakın bir akrabanız şöyle söylüyor. Ben kızı öperken gördüm, babasına... Birlikte olmanın karşılığında 600 bin değerinde bir araba verdi öz babasına. Ve bu yüzden de öz babası sessiz kalıyor. Ben ama kızı öperken gördüm diyor. Bugün gidip ifadesini verecek jandarmaya. Telefonu da var bizde. Başlasın şu adli şeyde. Herkes ne olacaksa bir kanıtlansın artık. Evet. Yani şöyle bir iddia var. Siz bu üvey kızınızla birliktesiniz. Görmüşler. Ve babasına da 600 bin değerinde araba vermişsiniz bunun karşılığında. 600 bin değerinde araba verdiğime? Öz babasına verdiğim. Babasının üzerinde icralı ama devrini vermemiştir ama vermiştir yani. Arabayı vermiş. Bir de araba bizim verdiğimiz hacizli olarak gözüküyor devletinde. Senin verdiğin, sen bu adama nerede araba verdin ya? Ramazan Kale'den aldın 5 tane. Gebeceler bunu da biliyor. Evi niye sattığımı, niye ettiğimi hepsini biliyor. Ramazan Kale, ne olur bağlanın. Kaç tane araba verdiğinizi ne olursunuz duyurun yani. Sizin de çocuğunuz var. Sizin de köye verdiğiniz o küçük yaşta. Ramazan Kale ile benim ticaretim senin bu ev konusundan önce ticaretim devam ediyordu. Devam etsin ben. Ramazan bir saniye. Benimle, bir dakika şimdi benimle. Tam bu konu değil bakın. Ya bizim köyden, konumuz ne, sen ticarete vurdun bu konuyu bu kadar ya. Yüzlerce kişi arıyor. Bak gerçekten diyorum. Allah senin numaraların hepsini şey yapıyoruz. Yani siz de seslendikten benim sonra. Benim ne köyde ne Afyon'da şu elimi dahil tutan olmadı. Köylüye karşı bir eksikliğim olmadı. Seni sevdim. Sen benim kalbimine vurdun. Paranına değil paranına. Senin bin belanı bilsin. Ve diyorlar ki bakın biz jandarmaya da ifadeyi ben gideriz. Ben 18 yaşındaydım Hüseyin kızım. Hüseyin Bey bu kızı istismar etti diyorlar. Diyorlar. Ama diyorlar değil mi? Gözleriyle görenler var. Allah'ım yarabbim. Gör yarabbim. Gözleriyle görenler var öyle Hüseyin mi? Hüseyin Bey kardeşim bak hiçbir kadın kendi evladı için iftira çırpınma atmaz. Çırpınma ya, ne işim var benim İstanbul'da lütfen. Ne işim var? Şuradan çıkıyorum misalde. Nereye gideceğim bilmiyorum. Ya ben yağmur yağıyor ağlıyorum. Bu kadın bir yere bu kadar çırpınıyor. Bu kadın bu kadar ağlıyor. Yayınlara çıkmış. Siz hala o kızı yanınızda çalıştırmak bana hiç normal gelmiyor yani. Şöyle bir şey var Esra Hanım. Şimdi öz baba da hattımızda. Pardon buyur. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Evet. Öz babasısınız. Öz babasıyım. Evet, şimdi iddialara göre ve birçok da köylünün gördüğüne göre kızınızla
üvey babasının birlikte olduğu iddia ediliyor. Bir yakınlaşma iddia ediliyor. Ne diyeceksiniz bu duruma? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ama siz de canlı şahidi. Nasıl şahit oldu? Ne? Buyurun söyleyin. Alo. Merhabalar. Ben kızıyım kendisinin. Merhaba, Şerife, hoş geldin. Bak onların aklına yürüme yavrum. Bak canım kızım. Ben Esra Hanım'a konuştum. Bir dakika. Yavrum bak ikimizi terbi ayırdılar. Yeri evlilden düşmedin mi seni? Vurtama gidin. Onları yeni devirdiler. Güzel kızım doğrula. Seni şeytanlaştırmışlar. Buyurun duyuyorum sizi. Buyurun. Esra Hanım bak köyün konuşmaları falan var yani orada. Evet. Köyün konuşmaların %90'ı çıkaran yanınızdaki kadındır. Yalan. Yalan yavrum bak ben yalan niye senin adını çıkarayım güzel kızım. Yalan söyleme bana. Yalan söylemiyorsun annem. Niye ben senin adını çıkarayım? Tatlı kızım benim bak yalan onlara inanma. İkisi de... Dur bir dakika bir konuyu anlatacağım bir dakika. Evet siz bak, söyleyin ne olduğunu. Biriyle konuşuyordum. Üvey babanla konuşuyorsun diye beni döve tam yolun oraya kadar kovaladı. Buna köylerde şahit. Yalan söyleme o günkü gün o sen. Ondan sonra benim babamla birlikte benim adını çıkaran yanında kadındır. Yalan söyleme güzel kızım o günkü gün. Bir sene evvel o günkü gün başkasıyla konuşuyor diyerekten kovaladım ben seni. Yalan söyleme. Ondan yalan sonra. Söyleme, sen yalan söyledin orada. Bir şey söyleyeceğim. Yavrum, bu üvey baba ile ilgili kızım, durumda bir dakika. Üvey baba ile ilgili durumla ilgili ne söylemek istersin? Tamam annem bu dedikoduları çıkarıyor diyorsun. Üvey babanla bu yakınlığı yanlış anlamış olabilir mi Zehra Hanım? Ya da nedir bu durum? Bize sen söyle. Yanımdaki kişi gayet iyi bir şekilde. İlişkim falan yok benim o kişiyle. Tabii yok kızım. Tamam ben bir şey demiyorum. Peki kızım, Zehra Hanım sizi gördüğünü iddia ediyor. Buna ne diyeceksiniz? Ben diyor gördüm onları odada. Şerife bak ben 18 yaşındaydım. Bana kimse yalan söylüyor. Konuş o anlattıklarını hepsi yalan ya. Yalan filan değil güzel kızım. Bak 18 yaşında ben de aynı şeyi bu adamla yaptım. Benim arkamda ne annem ne babam kimsem yoktu. Bak ben senin güçlü kuvvetli bir annen var. Seni kurtarmak istiyorum güzel kızım benim. Ne olur ben, yalan söyleme. Beni kurtaracak bir adam yok anladın mı? Ben babamın yanında duruyorum anladın mı? Yalan söyle annem sen. Şerife. Ay gitmesin Esmen. Ruh kutanması gibi bir şey yapıyorsun ya. Onların konuşmasıyla yapıyorum. Bir dakika Şerife biraz daha sessiz konuşsana yani şey çok bağırarak geliyor sesin. Kızım Zehra, senin için sen ben böyle bir şeyler gördüm sana zarar gelmesinden korkuyorum sen söyle güzelce. Bak kızım ben seni orada gördüm o şekilde uzanırken sen 7 yaşında 3 yaşında çocuk değilsin. Bu insan onu yapıyorsa başka şeyler de yapıyordur bak köylerimizden öpen de görmüş seni. Bak ne olur güzel kızım ben seni kurtarmak için çıktım bir niyetim yok. Benim ilişkim olsa zaten ben şu anda zaten jandarmaya gidersin jandarmayı buraya yollarsın ben o teste giderim. Jandarmaya da gittim yavrum jandarmaya da gittim. Jandarmaya da gittim. Jandarmaya da gittim. Jandarmaya da gittim. No gittim. Şerife. Gecenin 3.30'da çıktım. Şerife şunu söyleyeceğim sana yani ilişki derken belki farklı bir yakınlıktan da bahsedebiliriz. İlişki illa bir birliktelikten bahsetmiyorum ama... Zehra diyor ki yani yanlış anlaşılabilecek şekilde davranıyor diyor üvey babası. Ya yanlış anlaşılabilecek durumda davranmıyor. Çünkü adam yardım etmeye çalışıyor. Farkında mısın? Yardım etmekten başka bir şey yapmadı bana. Ne yardımı? Çocuklarına yardım etmeyen niye sana yardım ediyor güzelim benim ya? Sana annem varken ya, niye o yardım ediyor annem? Çocuklarına yardım etmedi de o. Sen oraya kendin gittin. Ben de... Derken sen o adamına yakalandıktan sonra diyorsun öyle ben normal mi karşılayan annem niye böyle yapıyorsun sen? Ne yakalanması ya ne yakalanmasından başlıyor arada ortada hiçbir şey yoktu. Ben sana ne dedim ben seni bu saatten sonra arkandan değilim hiçbir şey yapmayacağım. Şerife sonra... Şerife bir dakika Şerife. Bir dakika. Allah var yavrum Allah anne bu seni anne. Anne seni ben büyüttüm öbürlerinden ayırmadım. Sana her şeyi getirdim evimi. Bir de sattım seni iyice abla. Tamam dur Zehra. Şerife.
Şerife, sana nasıl yardımcı oluyor bu adam? Bana sadece yardımcı oluyor diyorsun ya. Nedir bu yardımı? Bir su verseniz arkadaşlar, dur. Dur canım, dur. Abla, ben kötüyüm. Ya nasıl yardımcı oluyor derken? Ya, her konuda yardımcı oluyor bana o. Ne yapıyor yani? Bana bir şey söyle. Anne, olamayan o. O 7 yaşındaki. Biraz seçin, tamam. Yani nasıl ya? Bir bana söylesene. Ne yapıyor yani? Nedir bu? Lütfen. Tamam. Dur, ben kas. Tamam. Ama sürücü öğreti diyorsun mesela. Niye öğreti diyorsun ya? Ya ben kişiyi gezdire köyde gittim. Bir dakika, bir durayım. Ne yaptırıyor? Ne yapıyor bu bu adam sana? Araba kullanmasını öğreti diyorsun. Ben kanalımda sizi izledim. Araba kullanmayı öğrendiysen yanında kişiyi her tarafa götürmedin mi? Tamam. Araba kullanmayı öğretiyor. Başka ne yapıyor? Başka bir şey ne yapabilir ya? Bunu da yapıyor. Duyamıyorum işte. Aynı anda. Bir daha başka ne yapıyor? Bir daha söyler misin? Heh, bir daha söyle Şerife. Ya şimdi ben araba kullanmasını öğrendim değil mi? Evet. Her yere yanımda onu götürdüm. Her yere yanımda onu götürdüm. Ben bu adamın kadının arkasında durdum. Ama her konuda beni kötü gösterdi. Ama bu saatten sonra ben ebedi bir şekilde onun arkasında durmam. Peki bak, diyor ki bu adam aslında yanlış davranıyor diyor. Farklı bir konumda davranıyor kızım sana, sana diyor. Sana altında akmadı mı güzel kızım, cizi cizi. Ben karısı yıkan sana da aktı. Köylüye nişanlı gibi gösterttirmedi mi mesela? Ben derdim şuradan para aldım da daktım kızıma derdim. Hüseyin'in daktığını demezdim. Bunlar ne, göz boyamak için kızım. Göz boyamak için senin altınların da vardı içinde. Sen ben, bakın demedin bak, mi yerinde? Bak bak ya, dinle. Mi? Bak şu Allah yazan var ya, Allah yazan. Allah yazanın üstünde bir tane altınım vardı. Çocuklarıma ev tutmak için. Ev tutmak için bozdurdum. Bak bunu. Bak. Heh. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba kullanmayı nasıl öğretti sana Şerife? Nasıl öğretti? Kendim bir şekilde öğrendim. Kendim mi öğrendin? Hüseyin Bey öğretmedi mi? Ya Rabbim ya Resulallah, sen büyüsün. Anlamadım. Hüseyin Bey öğretmedi mi sana araba kullanmayı? Evet, Hüseyin Bey öğretti. Yanımızda annem de vardı çoğu çoğunu kullanırken. Yalan. Onun, sen de mi vardın Zehra? Onun, yalan. Onunla beraber gide gele kendi başıma öğrendim. Peki şunu soracağım Şerife. Annen diyor ki sonuçta bu adam senin öz baban değil. Sana bu kadar, evet, yakın davranması doğru değil diyor. Belki sen de ileride bir kızın olsa böyle düşünürsün. Eşinin bu kadar kızına yakın davranmasını istemezsin. Böyle olamaz mı? Ya o bunu bana karşı öyle değil. Herkes öyle karşı davranır. Kim herkese karşı öyle davranır? Ya çocuklar olsun, yanındaki akrabalar olsun, akrabanın çocukları, herkes o şekilde davranır ya. Peki annen şöyle bir şey söyledi. Annenin ilk burada hani patlama noktasını söyleyeyim ben sana. Dedi ki televizyon seyrederken yan yana uzanıyorlardı dedi. Böyle bir şey oldu mu? Ya Allah aşkına saçma saçma konuşmayın orada. Ben yani ağzımı bozmak istemiyorum ama Allah aşkına onu var ya, Allah bin belası versin. Her tarafa rezil etti beni. Anne. Tamam, rezil etmeyi tarafım olmadı. Ben bak bu teste gideceğim. Kızı testine gittikten sonra eğer orada zaten bir şey çıkmayacak. Hı. Çıkmadan da sizi de o yanına dakında ben rezil ettiğimi de dair şikayette bulunacağım. Kime rezil etti? Bana mı diyorsun? İkimiz de. Evet. Şerifeciğim, valla sen 17 yaşındasın. Sen ister bizi dava et, ne yaparsan yap. Ben ne olursa olsun yine de böyle çıkar senin hakkını savunurdum. Sen her şeyin farkında olmayabilirsin. Bize ama bak, bana bile illa her şey bir cinsel birliktelik değil. Bu yakınlık bana doğru gelmiyor kardeşim. Benim kızıma yapsa o adamın saçını başını yolar. Gebertim. Herkesin ortasına rezil eder. Bütün savcılıklara, jandarmalara gider. O adamı mahvederdim. Bak, anne istemiyorsa gelip onun eşi bir adam gelip sana bu yakınlığı gösteremez. Bak, birliktelik yaşadın demiyorum. Bir şey yaptın demiyorum. Gösteremez. Sen hala niye o adamın yanında çalışıyorsun? Çalıştıramaz. Ben korkmuyorum kardeşim. Bana ister şey yap. Ben, sen de benim kızım gibisin. Benim de 16 yaşında oğlum var. Ben kendi kızım da olsa bunun aynısını yapar. Ben daha beterini yapardım. Senin annen iyi. Vallahi iyi. Ben daha beterini yapardım. Ahmet Bey de niye sessiz kalıyor? Ben de onu da anlamıyorum. Ahmet Bey. Söyle söyleyeyim. Ben bir şey yapmadığım için kendi üstüme hiçbir şey alamıyorum. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız. İstediği kadar orada ekranda istediğini söyleyebilir. Ben bunu takmadıktan sonra, ben temiz çıktıktan sonra istediği kadar alabilirim. Şerifeciğim, Allah sen Allah zaten Allah bir şey ben söyleyeceğim. Şerife. Bir daha, asla bir daha yanına bir daha yaklaşmayacağım.
yapmayacağım. Şerife, Şerife sen daha çocuksun. Sen zaten kirli olamazsın. Şerife sen benim bizim ilk kirli dediğimiz ilk tek insan. Almışsın. Bir dakika ben Hüseyin. Bak 15 kirli dediğimiz. Zehra'cığım ne olur konuşurken tamam, konuşma. Kirli dediğimiz tek insan. Hüseyin'den bahsediyoruz. Sen zaten hiçbir şekilde kirli olamazsın. Sen daha çocuksun. Ve bak. Sana bir şey söyleyeyim, sen bir kız çocuğusun. Bundan 3-5 sene sonra ne Hüseyin'i ne Ahmet'i ne babam bilmem ne. Bu anne lazım olacak sana. Anne lazım olacak. Sen de anne olacaksın, çok iyi anlayacaksın. O kadın seni korumak için böyle feryat ediyor. Çünkü sesini çıkaramamış. Seni rezil etmek için değil. Herkes çocuğunu, kızını korumak için. Kız kıymetli çünkü, çok kıymetli. Korunması bir gerekiyor. İlk göz ağrım, o yüzden. İlk göz ağrım. Bak anne, benim 15 yaşında. Seni sevdiği için burada, başka bir şey için değil. Söyle Zehra'cığım. 15 yaşında yani. İlk göz ağrım 15 yaşında çocuk büyütmesini bilmezken yani sindi bebek gibi ben onu Erdoğan'a götürdüm. Mesela üstü kusta değiştirdim, hasta olacağını bile bilmedim yani ben bu kişinin. Hasta oldu, babası para vermedi, gittim köy içine koşa koşa para aldım. Geldi bu Raşitli'dir, her hafta hasta olur, şu anda da hasta olur yani. Ama kızım yani ne diyeyim, bir de diyor orada Allah bin bela yemesin diyor falan. Öyle derlerim ya. Bak çok zor bir durum. Sen şimdi tabii bak bazen bizim önümüze özellikle senin yaşlarında. Allah'ım benim belamı versin yani, öyle bir yalan söylüyorsam, iftira atıyorsam belamı şimdi be Rabbim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bütün köylüler görmüş, farklı şeylerde görmüşler. Sen şimdi yaşın çok küçük olduğu için bazen bazı ödüller, bazı böyle hediyeler, bazı öğretilen şeyler çok güzelmiş gibi gelip arkasındaki kötü niyeti saklayabilir. Ama gerçekte bu anne senin o adamla görüşmeni istemiyorsa zaten benim, o adamın senin yanında çalıştırmaması gerekiyor. Yani bak 17 yaşındaki kızı alıp bu kadının 4 çocuğunun annesini karşısına alamaz bu adam. Yani bana göre burada ben o buradaki hani hem jandarma hem sosyal hizmetlere de seslenmek istiyorum. Burada böyle bir durum var. Şimdi Afyon, Afyon Sülümen jandarmaya tekrar Zehra'nın gidip ifadesini vermesini, ifadenin alınmadığına dair de bir iddia var. İfadeni sen tekrardan ver Zehra. Biz de yapılması gerekeni yapacağız hukuki yollarla. Yani ben şimdi hiç sizin hukuki yollarla hakkınız araması bilmem ne, yani siz de arayabilirsiniz, hiç umurumda değil. Ben doğru olanı yapmaya devam edeceğim. Bizler de hakkımızı arayacağız, jandarmaya söyleyeceğiz. Ne olursa olsun her şey dediğim gibi o tarz birliktelik değil. Belki de 3 ay sonra senin yaşının dolmasını bekliyorlar. Ama öncesinde böyle bir şey yaptıysa, parayı kullanmak bir şeyse, bu doğru bir durum değil. Bunu da tekrar tekrar söylemek istiyorum. Kendi kızım olsa çok daha kötüsünü yapardım Hüseyin Bey'e. Hüseyin Bey de kendisi de şikayetçi olacakmış. Şikayetçi olabilirsiniz. Biz de sizden şikayetçi olacağız. Bakalım o zaman haklı olan kazansın diyelim. Değil jandarma mi? Zaten bu soruşturmayı açmak zorunda. Yani bu kadıncağızın feryatları öyle boşa yabana atılır bir şey değil. Jandarmanın ifadeyi almaması ya da soruşturmayı başlatmaması görevi ihmal suçudur. Peki Edip Bey şunu merak ediyorum. Şimdi 3 ay sonra yaşı dolacak ya bu kızın. Evet. Ama bunu öncesinde ilişki olmuş diyelim ki ya da bir birliktelik, bir yakınlaşma. Yine de bu cezaya girer mi? Tabii 18 yaşından önceki bir eylem olduğu için suç. Belki de onun için saklıyorlar yani, şu an. Tabii ki, belki de 3 ayı bekliyorlar. Olabilir. Bilmiyoruz şu an. Olabilir. Zaten... Yani 3 ayı bekleyerek hani ben bir ceza almayayım diye de bekliyor olabilir Hüseyin Bey. Şimdi öyle bir durum da var. Bir de küçük yerlerde bu tarz ilişkiler biraz sıktır. Yani orada jandarmayla falan belki yakın ilişkileri varmış olabilir. Biz hani tekrardan jandarmaya da duyurmuş tabii ama olanı. Yani, evet. Götürmek istemiyoruz tabii ama bir an önce jandarmanın bu soruşturmayı başlatması gerekiyor. Ne olursa olsun. Evet. Şimdi Zehra'cığım üzülme. Sonuçta sen hukuki haklarını arayacaksın. Elimizden geleni yaparız. Eşin de böyle bir şey yaptıysa bak... Hüseyin Bey duydun. 3 ay da olsa bile geçmişte böyle bir şey yaptığın için cezanı çekersin zaten. Yapmadıysa alnınaktır ama köydekiler bu kadar konuşuyor. En yakın akraban aradı, öperken gördüm 600 bin TL'lik arabayı verdi diyor. Eğer zaten Ahmet Bey de bunun içindeyse o da adam değil. Ben de öz babası için de bunu söyleyeceğim. Eğer diyorum öyleyse. Arkamda 3 tane daha çocuk var. 3 tane daha kız çocuğu var. Onları da koruyamam. Ben bu çocuğumu koruyorum ki. Onlara kimse el uzatamasın. Herhalde koruyacaksın. Sen doğruyu yapıyorsun Zehra Hanım. Şimdi diğer konumuza geçelim. Zehra pazartesi devam edeceğiz. Tamam, şimdi biz yapılmamız gerekeni yapacağız. Diğer konuya geçelim.
eşi ve komşusu yasak aşk yaşayıp iki çocuk yaptı. Üstüne üstelik bir de 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu iki çocuk Esra'dan mı? Evet. Evet, değil mi? Esra'dan iki çocuğunuz var. Evet. Hayır dedim. O esnada ben burada kızgın ya da epey şeyleri kavuruyorum tavada. Bu kadın tavanın kurpuna vurarak benim üzerime yağ sıçrattı. Abdülgazi eşi Gülhan'ın isteklerine evet deyip boşanma protokolü imzalayacak mı? 80 gram altın tamam. Bir de mahkemenin biçtiği 100 bin lira ona da tamam. Bu. Çeyrekler ne oluyor, havaya mı uçuyor çeyrekler? Şimdi Esra Ezmeci ile yeni baştan da. Şimdi bazen şunda Gülhan Hanım hoş geldiniz. Zehra Hanım iyi mi? Tabii kötü oldu kendisi de bir anne olarak şimdi anne şey kızıyla da konuşunca bir yardımcı olalım, ilgilenelim. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bazen böyle yorumlar da geldiği için anlatmak istedim. Şimdi diyorlar ki hani kızın hakkını acaba ekran arkasında mı korumak lazım değil mi? Bakın televizyon çok büyük bir güçtür. Biz burada bazı şeyleri duyurduğumuzda çok daha iyi mecralar yani buradaki şeyler de ihbar olarak kabul ediliyor ve çok daha iyi ses çıkarabiliyoruz. O yüzden özellikle istismarlar ya da bu tarz vakalarda bu tarz iletişim araçlarından duyurmak çok büyük etki yaratıyor. O yüzden de bunun da bir güç olduğunu söylemek gerekiyor. Yani televizyondan duyurduğumuz olaylar çok da büyük güç olarak büyük de bir ihbar sayılıyor arkadaşlar. Gülhan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? İyiyim, biraz daha iyiyim bugün. Şimdi eşiniz Abdülgazi Bey gelmedi bugün. Evet. Bugün yok. Dün tabii onlar gitti, konuştu, farklı şeyler söylemişler arkadan. Siz ne diyeceksiniz Gülhan Hanım? Ne diyorsunuz? Yani. Eşinizle yüzleştiğinizde ne hissediyorsunuz? Ne hissediyorum? Acı hissediyorum. Hani ben buna boşu boşuna 7 senemi vermişim. Ki bu 7 sene boyunca beni kullanmış. Biraz sesinizi yükseltir misin? Pardon. Acı hissediyorum Esra Hanım. 7 seneden beri beni kullanmış belli ki. Konuşmalarından belli zaten. Kendine birini bulana kadar birini bulduktan sonra da çekip gidiyor zaten. Hı hı. Ayan beyanı ortada zaten konuşmalarından. Ondan kaynaklı zaten üzülüyorum. Hani benim çocuğum olmadığı için ben onu çok iyi anlıyorum. Ben zamanında onu bıraktım. Git sen de çocuğun olsun. Zaten benim çocuğum diye. Olmadığı için ben ona söyledim diyorsunuz. Git hani başkasıyla evlen çocuk yap. Ama benle birlikteyken gitti yardım ettiğim karşı komşudan iki çocuk yaptı. Ve beni üzen evet. O diye söylüyorsunuz. Evet, aynen. Dün söylediniz anlaşmalı boşanacaktınız hani bir şekilde. Evet, belli bir anlaşılmıştı istediniz. Maalesef evet. Sonradan kendileri caydılar. Hani anlaşmayı bozan kendileri oldu. Çekişmeyle gideceğiz. Hani kaybeden ben değilim kendisi. Şimdi Abdülgazi Bey hattımızda. Abdülgazi Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Durduk, sağ olun. Şimdi dün konuşuldu bu durum biliyorsunuz. Dün konuştuk, tamam dedik ya da siz düşünecektiniz biraz. Ne oldu son kararınız? Ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir düz ses geliyor, onu bir kapatır mısınız? Arabadasınız herhalde. Evet, son kararınız ne? Ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. İstediklerine tamam diyor, kabul ediyor. Her şeyi kabul ediyorsunuz. Evet. Bir daha sayar mısınız bize kabul ettiklerinizi? 100 gram altın. 100 gram altın, evet. 20 tane çeyrek. 20 tane çeyrek. 100 bin TL'de. Para. 100 bin TL'de para. Evet. Peki Esra Hanım ifadesini değiştirecek mi? Esra Hanım ifadeyi şu şekilde değiştirecek. Yalan beyanda bulunmayacak. Sadece biz aramızda anlaştık, uzlaştık. Davamdan vazgeçiyorum gibi ifadede bulunacak. Yani diyecek ki ben davamdan vazgeçiyorum. Böyle bir şey olur mu? Bir Edip Bey'e de soralım ki. Şimdi burada Gülhan Hanım'ın anlattığı şey şu. Ben telefonunu gasp etmek amacıyla almadım diyor. Sadece bazı bilgileri kendisinden öğrenmeye çalıştım. Şimdi Esra Hanım'ın ifadesi de ben burada yanlış anlamış olabilirim. Benden zorla telefonu almadı. İftira atmak durumunda da değilim. Bu nedenle bu durumun yeniden değerlendirmesini istiyorum. Vicdan azabı duyuyorum demeli ki
Gülhan'ın hukuki durumu yeniden değerlendirilebilsin. Yani hocam ifadesini değiştirmeli diyorsunuz. Tabii yani şimdi yani, şikayetten vazgeçmek, özür dilerim. Aha. Şikayetten vazgeçmek zaten bu davalarda sık karşılaşılan bir şey. Yani aradan zaman geçtikten sonra insanlar pişmanlık duyuyor. Sonra gidiyor ben vazgeçtim diyor ama bu değil. Yani vazgeçti neden zaten, o ilişki yaşanmış onu anlatması lazım mesela. Yani şunu söylemesi lazım. Duydunuz değil mi Abdülgazi Bey? Gidecek diyecek ki ifadesinde. Aslında gasp amacıyla telefonumu almak amacıyla değil, telefonumun içerisine bir bilgiye bakmak amacıyla eşimle aldattığını düşündüğü için bakmak istedi. Aslında gasp için yapmadı bunu. Ben yanlış anlamış olabilirim diyebilir. Yanlış anlamış olabilirim. Tabii, vicdanen tabii. Rahat etmiyorum. Tabii. Bu şekilde ifade verecek. Onu bizim avukatımızla görüşebiliriz yani. Onu biz Murat Bey'le konuştuk zaten, evet. Konuşuruz tekrar. Abdülgazi Bey. Nasıl sıkıntı olmayacaksa o yok, şekilde. Yok yok. Hayır. Yani sizin de korktuğunuz şey Esra ben yalan ifade yalancı gibi olur muyum tabii, diyor. Tabii tabii hayır. Öyle bir durum olmuyor. Onu konuştuk zaten. Dün kendisiyle de konuştuk. Burada zarar görmeyecek şekilde. Tamam. Olursa o şekilde yapabiliriz ama zarar görecek bir durum olursa o şekilde olmaz. Hayır olmaz. Siz de hep Esra'nın zarar görmesini düşünüyorsunuz canım. Bu kadının da suçu yok ya kocamı, kocamla konuşuyor mu diye gitmiş. Dünkü karı için düşün. Çok güzelsin. Ben sizinle sorunum. Kabul ediyor mu bu şekilde? Bir soralım bir dakika Abdülgazi. Bizim baştan beri zaten ilk kabul başta. Kabul ediyor musunuz bunu? Zaten anlaşmıştık avukat Bey'le şahit zaten. Tabii tabii zaten anlaşma sağlamıştık. Tamam demiştik, bitireceğiz demiştik. Ama sonradan Cayan kendi oldu. Tekrardan şu an hani aynen benim istediğimi verdiği için kabul ediyorum tabii ki. Ama ilk başta benim Esra gidip o imzayı atacak oraya, mahkemeye gidip ifadesini değiştiriyor. O anda da ben de imzayı atıyorum protokola. Hı hı. Tamam. O zaman anlaştınız Abdülgazi Bey değil mi? Efendim? Anlaştınız değil mi? Okey veriyor yani. Tamam diyor Gülhan Hanım da. Teklifi kabul ediyorum. Söylediği teklif 100 gram altın, 20 tane çeyrek. 22 ayar olarak vereceksin. Evet. Özellikle efendim, onu da söyle. Efendim? 22 ayar bilezik olarak. Tamam ben sana bunu kram olarak şey yapacağım bakın. Tamam onu konuşursunuz o detayları zaten tamam. Sonrasında. Hayır onu yani, söylesin sonradan bana anlaştınız. 14 ayar getirip vermesin. O zaman bak istiyorum. Çok güzel oldu. Biz de vesile olmuş olduk. Hem teşekkür dava ediyorum, ifadeler değişecek. Gayet güzel. Hem güzel bir konuda da anlaşıldı. Sen de maddi o beklentini alacaksın. Ya beni zaten 7 sene mağdur etti Esra Hanım. Ben 7 seneden beri çalışıyor olsaydım şu an 10 senem dolmuş olacaktı. Hani ben benim yaşım da ileride artık 48 yaşıma gireceğim neredeyse. Hani çalışma durumum da yok fazla. Hı hı. İleride ben ne yapacağım? Herhangi bir emekliliğim olmayacak. Yani gidip mecburen bir evlilik mi yapayım ben? Kendi hayatımı kurtarmak için. Yok Gülhan'cığım, hayat her zaman yeniden başlanabilir. Evet. Hiçbir zaman son değil. Bak çok güzel bir söz vardır. Nefes aldığımız sürece umut vardır. Daha 48 yaşında gencecik bir kadınsın. Bir kere kendime yaşlandım tabii, deme. Tabii çok şükür. Sözler tabii sihirli tabii ya. Evet. Hiç kendine hiçbir zaman yaşlandım demeyeceğim. 48 yaşında yok, çok güzel hayır. Bir yaş kadın için. Girersin. Belki yeni bir şeyler. Şimdi insanın hayatta yaşattıkları insana bir şeyler öğretir. Tabii ki olgunlaştırıyor şey insanı. Evet, acılar, nedir? Evet, bir erkeğe tamamen güvenip sırtını yaslamayacaksın. Her zaman bir tutunacak dalın olacak. Nedir bu? Her kadının da işi olsun. Ben bunu söylemek istiyorum zaten. Her yani kadının bir işi olacak. Sizin aracınızla da eğer buradan seyredenler varsa hani bana iş imkanı sunabilecek. Hı hı. Hani ben fabrikalarda çalışamıyorum. Seri üretime gidemiyorum. Sırtımda sıkıntı var. Fazla ayakta kal. Nasıl bir iş istiyorsun Gülhan? Söyle. Nasıl olabilir? Hani mutfak tarzı olabilir. Ha, mutfak işlerinde çalışabilirim. Aynen. Eğer biri de yardım etmek isterse Gülhan Hanım hani bundan çay sonra servisi, kahve rahatça servisi falan evet. Olursa o da olur. Hani şey tarzı nasıl diyeyim size? Hizmet edebilirim. Çay servisi aynen, ondan aynen. Sonra yemek servisi ya da mutfakta aynen, çalışabileceğim aynen. Bir iş arıyor. Eğer izleyicilerimizden de yardım etmek isteyen olursa çok sevinirim. Biz de bu aslında geldiğimiz bu vakanın davanın böyle hem de kendimize göre sonuçlandırmış olduk. Bir arabuluculuk etmiş olduk aslında. Çok, ne çok, güzel bir şekilde hem boşandı hem dava da çekilmiş olduk. İnşallah bundan sonra hayat daha güzel şeyler getirirse. Çok sağ olun. Ben teşekkür söyleyeceğim. Ederim. Şimdi diğer konumuza geçerken buradan da kadınlarımıza bir şey söyleyeyim. Bazen kötü şeyler yaşarsınız. En güvendiğiniz dağlar bir anda yıkılıverir ama yeni çiçeklerin çıkması için o dağları artık bırakmak gerekiyor. O evet. Dağları arkanda bırak ki yeni güzel çiçekleri gör. Evet. Bu konuyu kapat. Evet üzücüydü, hayal kırıklığıydı, çok haksızlıktı
Ama şunu unutma, ilahi adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmıyor. Onu Allah'a havale edeceksin. Sen kendi önüne bakacaksın bundan sonra. Evet, teşekkür ediyorum. İnşallah güzel şeyler getirsin hayatından sonra sana. Şimdi de geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederiz Edip Bey'e de. Şimdi diğer konumuza geçelim. Artık susmayın. 11 yıllık evliyim ben. 11 yıl boyunca hiçbir zaman mutlu olamadım. Psikolog ayağınıza geldi. İçinizde kalan, kimseyle paylaşamadığınız sorularınız ve sorunlarınız varsa birlikte cevap bulabiliriz efendim. Siz soracaksınız. Esra Ezmeci canlı yayında yanıtlayacak. İnsanın en yakın dostu kendidir. Başkalarını çok yakın dostun yapmaya çalışırsan sadece mutsuz olursun. Esra Ezmeci ile soru cevap şimdi. Esra Ezmeci ile yeni baştan da. Yine bir erkeklerin mağdur ettiği kadınlardan biri Sakine Hanım. Bıktık bu, yani herkes de burada erkek, kameramanlarımız erkek ama bak görüyorsunuz kadınlara ne kötülükler yapan erkekler var. Sakine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah iyilerle karşılaştırsın derken Amin. Bunu demek lazım. Amin. Sizin de işinizle problemleriniz var. Ben 35 yıllık evliyim. Evet. Çok mağdurum. Eşim çok işkence yaptırdı bana. Ayrıca yetmiyormuş gibi bir de beni aldattı. Hem size kötü davrandı hem aldattı. Aynen öyle evet. 35 yılınızı verdiniz. Aynen öyle evet. Kaç yaşında eşiniz? 60 doğumlu. Nüfus kağıda tabii küçük yazmışlar. Yani kaç yaşında küçük yazmışlar? Şu an kaç yaşında gerçekten? Vallahi şu anda herhalde 63-65 rahat vardır yani. 65-66-67'ye doğru gidiyor yani. Beyefendi yaşını almış bir beyefendi ama aldatmaktan vazgeçmiyor belli ki. Aynen öyle evet. Deliller de elimde var zaten. Ben delillerimle yani buraya çıktım. Bana ne diyor aldatıp ne diyor sonra size? Şimdi baştan mı anlatsam, ben 1989'da evlendim. Evet. Evlendim, dükkana gittim. Dükkanda böyle taksa. Severek mi evlendiniz eşinizi? Severek ama ailem karşıydı. Ailem hiç istemediler. Düğünüme de gelmedi ailem. Aa. Evet. Evlendim, dükkana gittim. Dükkanın ortasına tahta koydular. Tahtanın öbür tarafında bir döşeğim vardı, karilem vardı, bir sandım. Bu tarafta da iki tane çekyatım vardı. Zor şartlarda birlikte oldunuz. İki tane çekyatım vardı. İlkbaharda evlendik, sonbahar oldu. Sonbaharda kömür aldık, sobamız yok. Eşim Veli Acar'ın işinde çalışıyor. Bunu herkes de biliyor. Veli Acar'ın işinde çalışıyordu. Soba alacak paramız yok. Akşam geldi, dedi ki Veli Acar patronu oluyor. Dedi ki işçilere soba almış. İşçilerin sobasını dışarı atmış. O sobayı getirsem olur mu? O sobayı getirdi ki kırık. Ben o sobayı... Yani yoktan var ederek siz bugünlere geldiniz. Evet. Sakin Hanım, çok vaktimiz yok. Ha, bir de oradan şunu söyleyeyim. Ha. Evlendiği zaman ilk nasıl evlendik, bir gün sonra dedi midem ağrıyor. Bana dedi yarım kilo süt al. Yarım kilo süt aldım, getirdim o yarım kilo süt. Aldı su bardağıyla ölçtü. Dedi ki iki buçuk su bardağı tutuyor. Bir buçuğu yakmadan önce içerim. Bir bardağı da gece yumurta sarısını koy, ben içerim. İki ay sonra ben hamile kaldım. Evet. O sütü kaynatıp veriyordum. O su bardağı o süt o içiyordu. O damlacıklar da ağzıma damlatıyordum. Ben hamileydim. Demedi ki... Size vermiyor muydu sütü? Hayır, hayır. Sütü kendi içiyor, size yok. İki su bardağı süt. Ay, sonunda dibinde kalanları kendine damlatıyor. Onu şöyle ağzıma damlatıyordu. Demiyordu ki yarım su bardağı da sen iç. Ben dokuz... Siz demiyor muydunuz, benim de canım istedi? Diyemiyordum. Biz ailede öyle büyüdük, diyemedik. Bak öyle olunca böyle oluyor adamlar. İsteyen kadını seviyor adamlar. Bakın adam ne kadar yatırım yaparsa, size bir şeyler yaparsa o kadar seviyor. Bunu rahmetli benim ev sahibim de şahitti. Ama peki şu ve diğer aldattığı kadınlara yapıyor mu şeyler? Hem de çok yapıyor. Onlara da geleceğiz. Çok. Aha. Hem de. Benim çocuklarıma yapmadı, onlara yapıyor. Peki aldattığı kadınlara yapıyor. İlk aldatmasını nasıl yakaladınız? İlk aldatması şöyle oldu. 2019. Tabii ben bunu biliyordum. Aldattığını biliyorum. Gece saat 1'de, 2'de, 3'te. Her zaman ama senelerden beri böyle. 2'de, 3'te... İlk önce bir tanesine daha gideyim. 22 sene bundan önce ben Erzincan'a gittim. Erzincan'da dönmeden önce bana dedi ki komşular, dedi karşı komşum için de dedi ki, diyor ki Sakine'ye söyle, ben Sakine'nin yerinde olsam gelmem. Ben anladım ki hani orada başka kadın vardı. Tabii tabii orada başka kadın gittiniz vardı. Gittiniz mi sonra?
Erzincan'da eve döndüm. Celalye'de oturuyordum. Silivri Celalye'de oturuyordum. Oraya döndüm. Akşam eve gittim. Hani yolda gelmişim banyo yapayım. Banyomu yaptım, işe gittim. Banyomu yaptım, odama gittim. Çekmecemi çektim. Stüdyem buldum içinde. Aa, akşam işte... Sizin stüdyeniz değil. Hayır hayır, asla. Akşam şey, ben Erzincan'a gitmeden önce stüdyenlerim yoktu. Hani stüdyeni alacaktım, alamadım. Ama stüdyeni görünce dedim herhalde pazarda hani ikinci el döküyorlar. Belki size hediye getirdi. İkinci el döküyorlar. Hayır, kullandığını bellidir yani. İkinci el stüdyenler döküyorlar. Hani almış bana. Akşam gel, çocuklarım, büyük çocuklarım da şahit. Akşam geldi, dedim bu stüdyenler, sen bana stüdyen aldın mı? Yok dedi. Emin misin? Emin. 2-3 kez sordum, çok da yalancı. 2-3 kez sordum, yok dedi. Peki dedim, bu stüdyen ne stüdyeni? Ben bilmiyorum. Aynı gömlek, erkek gömleği görsen sen bana ne dersin? Bu ne stüdyen? Bana cevap ver. Dedi ki yok. Aynı stüdyeni aldı, o gece aldı, başkasına götürdü. Stüdyeni başkasına götürdü. Tuzla'ya başkasına götürdü. O da tanıdıktır. Tövbe estağfurullah. Ben de dedim ki... Bir dakika, onlar kim? Kimin stüdyeniymiş bu? O biliyor. O kendisi telefona bağlansın, söyler. Peki siz Tuzla'ya götürdüğünü nereden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Ne de Tuzla'da başkası... Aferin Fatma'nın stüdyenleri. Fatma'nın stüdyenleri benim evimde ne arasın? Fatma orada. Ben burada, stüdyenleri benim evimde. Peki, ne arasın? Peki Fatma'ya sormuş mu? Fatma, bu senin stüdyenin mi? İşte oraya geleceğim. Götürmüş Fatma'ya, vermiş. Fatma da ertesi gün Fatma'nın evine çocuklar, kadınlar gitmiş. Fatma da gülmüş, demiş ki gelin demiş, bak Hasan stüdyenleri getirmiş demiş. Dalga geçmiş yani. Yani Fatma'nın stüdyeniymiş bu. Hayır, Fatma'nın stüdyeni değil. Fatma'yla kime... daha doğrusu Fatma'yla işbirliği yapıyor. Şöyle işbirliği. Fatma beni istemiyor. Benle kocamın arasını bozmak istiyor. Oralara da geleceğiz. Zaten bir dakika, Fatma böyle bir şey yapsa da Fatma'nın stüdyeni bile olsa... Hayır, kötü... Fatma evime gelmiyor. Öyle bir şey yok. Hayır, şunu söylemek istiyorum. İşbirliği yapıyor ya da bir şey olsa bile... Fatma'nın da stüdyeni olsa kötü bu durum. Aynı yani, Fatma bunu onun yüzüne, o da akrabam oluyor. Fatma bu stüdyenleri onun yüzüne çarpabilirdi. Derdi ki hani sen... Peki, sakin hanım, siz de senin stüdyenin benim evimde ne işi var demedin mi Fatma'ya? Demedim. Niye? Demedim çünkü ondan haberi bekliyorum. Diyordum bu beni arasa. Ama arada bir sene sonra biz yine Tuzla'ya taşındık. Bu kimin stüdyeniymiş? He? Kim, ben merak ettim bunu. Bir dakika. Kimin stüdyeni bir çıktı dakika, bu? Bir dakika, Tuzla'ya taşındım bir sene sonra. Bir sene sonra Fatma'yı çağırdım. O Fatma'yı kötüledi. Fatma onu kötüledi. O dedi ki sen hani demiyordun ki sakin, uyanıktır, sakinini gözünü açtırma, böyle yap. Neyse, lafı uzak keselim. Tamam, kimin stüdyeniymiş yani? Onu sonra bağlanacağız, onu söyleyeceğiz. Dur, onu sen bir söyle şimdi. Onu şöyle, yengem için söyledi. Yengenin stüdyeniymiş. Aynen öyle. Yengem için. Yenge kimin yani? Kim yenge? Yani ya, kimin kölesi? Abimin eşi oluyor. Abi bir dakika, ama öyle bir şey yoktur. Bak öyle bir şey yok. Ben söylüyorum ya. Bak, bir dakika. Abinin eşinin, onun iddiasına göre abinin eşinin öyle stüdyeniymiş. Aynen öyle bir şey de yoktur. Ama şöyle, yengem daha... Eşimin başka kadınlarla ilişkiler de var. Yengem o kadınları da biliyor. Ama sırf benle eşim arası bozulsun diye bunu başkalarına da söylemiş. Sakinenin de... Bir şey söyleyeceğim. Aranızın bozulması için yengenin bir şey söylemesine gerek yok. Her yerden stüdyen çıkıyor. Zaten bunlar yeterli aynı sebep. Yani yengemle öyle bir şey yoktur yani. Ama istiyor ki yuvamızı bozulsun yani. Bunu arkadaşlara da söylemiş. Niye yuvanızın bozulmasını istiyor? Ya istemiyor hanımefendi. İstemiyor yani. Niye? Ben abimi çok sevdiğim için yengem de, abim bana çok düşkün, ben abime çok düşkün, bunu dünya alem biliyor, bunu çevre herkes biliyor. Sakin hanım. Bir dakika, ben şuraya bir gelmek gelelim. Istiyorum. Özür dilerim. Ben ama şimdi her şeyi detay anlatacak yok, vaktimiz yok. Şunu soracağım Sakin hanım. Bana bir şey anlattılar dışarıda. Eşiniz sizi arabayla ezmeye mi çalıştı? Aynen öyle, evet. Ezdi mi? Aynen öyle. 9 ayda ceza verdiler. Durmadan iş şeye gönderiyor, tamam, ama geri çeviriyorlar. Tamam, merak ettim. Nasıl ezmeye çalıştı sizi? Şuraya gelin. 2019'da tabii bunun beni aldattığını biliyorum. Senelerden beri çocuklara da söyledim. Onlar da evet diyorlar, var. Ama ben gözümle ne olursa olsun, çocuklarım da olsun, yalan asla sevmem. Suç ne kadar büyük olursa olsun, doğruları söylesin, o anda kızarım, bırakırım. Tamam. Ama ne gördünüz, ne oldu? 2019'da ben biliyorum hani bu şey yapıyor. Ben iş yerinde çalışmaya başladım. 2019'da değil. Daha önce de iş yerinde bana evet, harçlık vermedi, iş yerinde çalışmaya başladım. 2019'da
Dedim şunu bir takip edeyim. Ondan önce bana telefonlar geliyordu. Diyordu takip ki, ettiniz. Diyordu senin eşin Toki'de şurada bir kadınla beraber. Ben de dedim ki beni herhalde kandırıyorlar. Ben oraya gidip hani bir şey mi yapmak istiyorlar? Dedim kimse bana öyle net cevabı adres tamam. vermezler. Takip ettiniz sonra 2019'da sakinim. Bunu takip ettim. Bu önde gidiyor ben arkasındayım. Şey neyle gidiyor bu? Bu kendi arabasıyla kadınla beraber. Arabasıyla siz taksiye beraber. Mi bindiniz? Kadını da aldı. Hayır kadın da aldı. Bizim iş yerinde çıktı. Orada Toki'de kadını ev kiralamış. Gitmiş bir yerde ev kiralamış bir kadına. Dükkana yakın bizim iş yerine yakın kadına gitmiş Toki'de ev kiralamış. Kiralamaya ikisi beraber giderken karı koca diye kendini tanıtmışlar. Peki ev bunlar sahibine... arabayla gidiyor siz arkada taksiye mi bindiniz? Hayır benim kendi arabam var. Siz de arabadasınız. Ben de arabayla o önümde ben onun arkasındayım ama onu kaybetmek istemiyorum. Neyse değişik yollara girdi. Çamurlu yollar, duvarlar büyük, site şey villa mı nedir bilmiyorum ama o anda sağa sola bakmayayım sırf onu kaybetmemek için. Bu gitti nedir? Kurtköy'ünde Cafer Baba'nın yeri var. Oraya gitti. Ondan sonra şöyle durdu. 100 metre ileride durdu. Ben de durdum. Birbirimizi görüyoruz. O zannediyor ki ben takip etmiyorum. Beni saf yani şey zannediyor. Ben her şeyi biliyordum. Yüzüne karşı hı yapıyordum. Çocuklarım da bunu peki, biliyor. Peki gördünüz sonra? Gördüm. Onlar indiler. Kadın hemen içeri girdi. İçeri girdi. Orası sadece kendi şey yapıyorlar. Ayarlıyorlar. Kadın içeri gir ama bu durmadan rakılar, bu durmadan eşyalar. Çünkü yolda tekele girdi. Tekelde ne satılıyor? Tamam rakı onu sarı. Anladım. İçeri siz girdi yani, bir dakika. Evet. İçeri girdi şey çantaları indirdi. Ben şöyle döndüm onun yanında girdi. Şöyle döndüm geldim onun bu tarafında durdum. Acaba konuşsam mı? Beraber arkasına içeri girsem rezil etsem mi? Sonra dedim dur bakalım bu kadın nereli? Bu kadın kimdir? Acaba oturduğu yer kendi evi mi? Neyi nesidir? Döndüm eve geldim. Döndüm eve geldim akşam çocuklarım geldi söyledim ama dünya alem duymuş ben bilmiyorum. Peki nerede arabayla çarptı size? Onu 2022'de çarptı beni. Ben onu beni. Sordum ya ben onu sandım şimdi. Hani dedi de ilk nasıl yakaladınız i̇lk takip demedim. Ettiniz. Ben dedim ki araba çarpmış hani merak ettim o konuyu. Onu da 2022'de Şubat'ın 13'ü ben oğlumun evine gittim. Oğlumla benim evimin arasında 10 dakika var. Oğlumun evine gittim. Oğlumun evinde çıktım. Benzinlik var. Sigarayı aldım bir baktım akşam. Bizim şirketin arabası. Eşimle kadın önümde geçti. Evet. Kadınla benim oğlumun arasında da bir blok var. Kadın evinin olduğunu bilmiyorum. Kadın evin önünde durdu. Evet. Durdu ben de dedim ki hani insin. Resim çekim çünkü avukatım bende resim delil bekliyor. Evet. 10 dakika orada beklediler. Bunlar inmeyince ben yaklaştım. Bunların yanına gittim. Bunların resimlerini çektim arabanın içinde. Resimlerini çekince arabanın kapısına tuttum. Şöyle bir karış kapı açıldı. Kadın o tarafta asıldı. Ben bu tarafta eşim bastı gaza beni sürükletti. Yerde sürüklendiniz aynen siz. Aynen öyle. Orada kameralar da var, ışıklar da var. Peki eliniz takılı mı kaldı? Hayır bilmiyorum orayı tam hatırlamıyorum. Siz yerde yuvarlandınız. Aynen beni baya sürükletmiş. Kameralar da vardı orada ışıklar ya da kadınla var. Kadınla kaçarken sizi aynen yerlerde öyle. Sürükledi. Orada yolda geçen kim varsa bilmiyorum. Gözlerimi açtım ki 3 tane kişi yanımda bana su verdi. Eşim, hastaneye kaldınız ne oldu ne bir dakika size? Eşim kadını götürüp bırakıyor. Yarım saat sonra geliyor yolun öbür tarafından yanımızda geçiyor. Hani öldü mü kaldı mı düşüncesiyle. Ay ne acımasız pis bir adam. Öldü mü ya. Kaldı mı düşüncesiyle bir yarım saat sonra gelip orada geçiyor. O kişiler polisleri aradı. Polisler geldi beni karakola götürdü. İfademi aldı. Orada sağ olsun beni hastaneye götürdüler. Rapor şey. Ne oldu sizde vücudunuzda? Vücudumda buralar şey olmuştu. Kafam. Beynim öyle şey oldu yani sersem gibi oldu o anda bana soru sordular ama tam kendimde değildim. Hı hı. Sonra bunda şikayetçi oldum bunda uzaklama kararını verdiler bu sefer de şikayetçi oldum bu sefer de o işte 2012'de Şubat'ın 13'ünde bu yan eve gelmiyor.
Şikayetçi oldum. Buna 6 ay ceza verdiler. Hı hı. Bu hakim şeyde... Peki o tarihten sonra bir daha işiniz eve gelmedi. Aynı. Ne söylüyor biliyorsun mahkemede? Diyor ki Sakine Hanım boydan boya diyor tamamen böyle kapanmış. Kapalıymış. Ben dilenci kadın zannettim benim yanıma yaklaştı. O anda korktum ben kaçtım. Ha dilenci zannettim. Kapalı da değilim. Ben normalde böyleyim. Biraz daha açığım. Diyor ki boydan boya kapalıymış. Tamam diyelim dilenci de olsa ne yapacaksın? Yerde mi sürükleyeceksin insanı? Aynen öyle. 6 ay ceza verdiler. Sonra 9 aya çıkardılar. Bunlar durmadan üst mahkemeye gönderdi. Peki Sakin Hanım şimdi eşiniz uzun zamandır eve gelmiyor. Siz evet. Ne istiyorsunuz? Ben hani bir de şunu ondan bu yanı onun yanıma gelmesi lazım. Hani gelsin ayrılalım desin. Neyse ne istiyorsa. Ben 5-6 kez iş yerine gittim. Hakkımı ver. Ayrılalım yani. Neyse artık sen beni yıpradığı kadar yıprattın. Bunu herkes biliyor. Hakkımı ver. Hiç konuşmuyor. Hiçbir kelime etmiyor. Hı hı. Direkt aşağı iniyor. En son da iş yerine gittim. Dedim ki gel dedim hakkımı ver. Siz hakkınızı alıp boşanmak istiyorsunuz. Aynen öyle Sakin evet. Hanım. Ama iş yerinde başkasının Sakin üstüne eşine, yapmış. Eşinize bir seslenebilir misiniz? İş yeri başkasının üstüne yapmış. Sakin Hanım eşinize efendim? Bir seslenir misiniz? Ben seslenemem siz seslenin. Niye? Hayır yok yani ben onunla konuşacak bir şeyim yok. Çünkü... Ama yok yani boşanmak için konuşacağız. Esra Hanım bu da o da biliyor. O da biliyor. Bana çok çekti. Dünyanın biliyor. Esra dayak da yedim. Yaralar kötü bir biliyorum. Adam oldu belli. Tamam anladım. Haklısınız. Bunu ailesiyle beraber yapıyorlar bunu. Sonra bu neyse oraya da geleceğiz tamam, yani. Tamam Sakin Hanım. Biz bir önce bir eşinize bir ulaşalım. Evet. Ondan sonra hem de bir bakalım nasıl yol ilerleyeceğiz. Görelim. Siz seslenmeyin. Ben sizin eşinize sesleniyorum. Ekibimize de söyleyelim. Şimdi soru cevap köşemize geçiyoruz. Ama doğruları söylesin. Çünkü onun da aile... Milyonlarca kadına ilham veren Esra Ezmeci canlı yayında sizleri dinliyor. İnsanda en kötü iz bırakan şey en yakınlarından aldığı darbelerdir. Onlar sadece darbe değil, büyük bir balyoz gibidir. Artık Esra Ezmeci'ye kimselerle paylaşamadığınız sırlarınızı anlatıp yanıtını bulamadığınız soruları sorabileceksiniz. Kimse seni değerli hissettiremez. Evet. Sen değerli hissetmezsen... Bütün heveslerim, mutluluğum, hayalimdeki evlilik yoktu artık. Ekranlarda olay yaratacak soru ve cevaplar bu cuma Esra Ezmeci ile yeni baştan da. Korkularınızdan, travmalarınızdan kaçmayın. Yüzleşin ki siz onlardan büyük olun. Onlar sizden değil. Siz de Esra Ezmeci'ye soru sormak istiyorsanız hemen bizi arayın. Evet Sevim Hanım hattımızda. Sevim Hanım. Efendim canım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun. Buyurun ne söylemek istersiniz? Ay Esra Hanımcığım ya benim beşim Eltim'in evine gidiyor. Kuaför olan Eltim'in evine gidiyor. Dükkanı da var. Oraya gidiyor temizlenmeye. Ben de diyorum neden dükkanına gitmiyorsun da evine gidiyorsun? Bu, o da diyor ki orası çok kalabalıktır, mikrop kapar, bilmem ne olur diyor ama ben bu durumdan hiç hoşnut değilim. Yani eltiniz kuaförlük yapıyor. Evet. Ama dükkanına gitmiyor işiniz, eve gidiyor, eltinin evine. Evet, evine gidiyor. Ben de bundan çok yani memnun değilim, şüpheleniyorum. Peki ne yaptırıyor yani eve gidip hani saçını mı kestiriyor, ne yaptırıyor? Tabii kendini sakal tıraş yaptırıyor, bakım yaptırıyor ama dükkana gitmiyor, evine gidiyor. Onun için rahatsızım. Evet yani evine gitse de dükkana da gitse rahatsız edici bir şey. Peki siz söylediniz mi eşinize bunu? Söylemez olur muyum? Devamlı söylüyorum ama işte huzursuzlanmaya başladım. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Çok. Peki ne diyor size? Ben diyor orası diyor çok kalabalık olduğu için mikrop kaparım bilmem ne falan diyor yani beni atlatıyor. Ben yani hiç inandırıcı gelmiyor bana. Peki başka bir yer yok mu gidebileceği? Olması var mı yani illa ki var. Peki eşinizle hiç bu durumu konuştunuz mu? Eğitimle konuşmadım. Sadece şöyle bir şey oldu bir aramızda. O söylemiş rahatsız oluyor yengen diye. O da diyor yenge niye rahatsız oluyorsun gelmekte? Yok diyorum niye de evine geliyor da dükkana gitmiyor? Ben onu söyledim dedim. Yani bu olayı da eşim söylüyor Eltim'e. Ben konuşmadım. Peki şimdi aslında burada şöyle bir durum var. Yani biz hep ben şunu söyleyeyim. Yakın aile üyeleriyle özellikle böyle yanlış anlaşılabilecek durumlarda
Sınır koymak çok önemli ve birinin evine gidip böyle kişisel bakımını yaptırmak elti de olsun başka biri de olsun yanlış bir durum. Siz bu konuyla ilgili özellikle başka kişilerden de yanlış anlaşılabileceğine dair bir şeyler duyduğunuzu ve istemediğinizi söyleyin. Hatta eltinize de bu durumu söyleyin ve eltiniz de eşinize bir daha bu böyle bir şey istemediğini söylesin. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani biz sınır koymamız lazım. Gerçekten kötü bir niyet de olmayabilir arada. Kötü bir durum da olmayabilir. Dediğim gibi gerçekten hijyenik bir şeydir. Onu kardeşi gibi görüyordur falan filan. Ama insanlar bazen davranışlarında sınır çizmeyi ve yanlış anlaşılabilecek durumlara da izin vermemeyi de öğrenmesi lazım. Siz tekrar tekrar hem eltinizle kocanızla konuşun. Hatta bu durumda çok net ve ısrarcı olun. Şimdi Belma Hanım var attığımızda. Belma Hanım. Alo. Buyurun Belma Hanım. Merhaba İsra Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizi yakından takip ediyorum. Çok teşekkürler. Onun için programınıza çıkmak istedim. Ben 52 yaşındayım İsra Hanımcığım. Eşim o 66 yaşında, aramızda 14 yaş kadar bir fark var. Onun bir 12 yıllık evliyiz. Fakat eşim benden hep uzak duruyor. Yani şöyle, cinsel anlamda bizim bir bitmişliğimiz var. İlk birkaç yıl dışında ayrı odalarda yatmaktayız. Eşimle bunu paylaştığımda bende bir sorun yok. Sen çok agresifsin deyip hani kendi kendine küsürsen kabuğuna çekti. Benim de bir delikler yaşamak istemem. Hayatımda biri de yok. Onu da biliyorum. Ancak şey, böyle bir cinsel şeyimiz yok. Sanki ben hani erkeğim, o bayan isteyen benim, sağlıklı bir kadının, ama o istemiyor. Ama yine de işte evliliğimiz bir şekilde yürüyor. Sizce bitmiş bir evlilik midir ve hani bunun sebebi nedir? Ben eşimle konuşmaya çok çalıştım. Ne tedaviye yaklaşıyor? Eşimde biraz da sertleşme sorunu var. Yani içimden çıkamadım ben. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki eşinizde özellikle belli bir yaştan sonra bazen sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olarak cinsel problemler çıkabilir. Ve bu cinsel güç erkek için çok önemli olduğundan hiç birliktelik yaşamayarak bu problemini saklamaya çalışabilir. Çünkü bir erkeğin varoluş böyle amacında, hatta geleneksel olarak, kültürel olarak da erkekte bu cinsel performans, cinsel güç çok önemli hale getirildiği için erkek bir süre sonra eğer bu performansta kendini zayıf hissediyorsa, eski gücü yoksa tamamen geri çekilerek hiç bu durumu göstermiyor. Siz eşinize özellikle yani bu durumun herkeste olabileceğini, bazen problemlerin yaşanabileceğini ama cinselliğe yakınlık için ikinizin de ihtiyaç duyduğunu söyleyin. Ve bir şekilde bir doktora da başvurabileceğinizi söylemeniz gerekiyor. Yani anca böyle tatlı tatlı konuşarak, güzel şeylerini de söyleyerek bir doktora yönlendirmek lazım. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz. Semra Hanım. Semra Hanım. Efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Esra Hanım. Sizi ekranlarda tekrar aramızda görmek çok güzel, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Buyurun, ne sormak istersiniz? Esra Hanım, ben son iki yıl içinde çok kilo aldım. Bu kilodan dolayı eşimle bayağı bir, hani eşim bana şey demiyor ama dışarı çıktığımızda bir... Evet. Efendim, ha, duyuyorum sizi, buyurun. Bir düğüne gittiğimizde yanınızdaki annenizle, eğer önlem almasam uzun süre herhalde bu süreç biraz daha benim için sıkıntılı olacak. Mesela odamı ayırdım, bir yere gitmek istemiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Şimdi kaç kilosunuz siz şu an Semra Hanım? Şu anda ben 90 kiloyum ve 70 kiloydum. Son 1,5-2 yıl için aldığım için ben artık kendimi çok kötü hissediyorum. Yani giydiğimin yakışmadığını. Eşim 60 kilo, yani 30. O da zayıf bir beyefendi. Ha, yan yana geldiğimizde mesela insanların bu anneniz mi demesi benim sinirlerimi zıplatıyor. Ya benim psikolojim bozuluyor. Bunun için birkaç tedavi aldım. Ama bana konulmuş olan yeni bozukluğu ve çocukluktan gelen travmalarım olduğu söyleniyor. Ben sizden yardım rica edeceğim. Beraber bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki yardımcı olun. Şimdi önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kilo almak aslında bazen gerçekten çocukluk travmasıdır. Çünkü eğer hiçbir şekilde kilo veremiyorsanız, devamlı kilo alıyorsanız tekrarlayan bir şekilde aslında yemek yiyerek bedeninizin kadınsı özelliklerini kapatarak o travmayı yok ediyorsunuz. Çünkü o zaman aslında dişi bir kadın olmuyorsunuz. Çok zayıfladığınızda da
Ne olur regliniz kesilir, dişilik özellikleriniz, göğüsleriniz, kalçanız kaybolur. Çok kilo aldığınızda da aynı şekilde vücut hatlarınız kaybolur. Ve bu şekilde aslında kadınlığınızı kapatırsınız. Neden? Çocukluğunuzda istismar, çok travmalar yaşadıysanız aslında kadın olmaktan utanır, çekinir ve zarar göreceğinizi düşünürsünüz. Bu tarz travmalar altında yatabilir. O yüzden de önce bir bunu değerlendirmek gerekir. Eğer tekrarlayan bir şekilde istemsizce yiyorsanız ya da bir şekilde duygusal boşluktaysanız duygusal yemek yiyebilirsiniz. Bu da sizi kilolu yapabilir. Ama burada önemli olan nokta sizin zaten öncelikle kendi sağlığınız. Tabii ki fiziksel güzellik de önemli ama ruhsal sağlığınız, fiziksel sağlığınız için kilo vermeniz gerekiyor. Şimdi evet bir diyet programı olacak ama altında da hep diyorum size psikolojik sebepler de olabilir. Onu da iyileştirebiliriz. Ben size bu konuda yardım edeyim. Bizim de çok iyi bir diktör diye de bir ofiste de aletimiz var. Bu aletle kilo veriyorsunuz. Bunun geçmişten travmalarla bağlantısını yok ediyorsunuz. Vücudunuzu da güzelleştiriyor. Böyle bir şey yardımda bulunabilirim. Ama öncelikle insanlar anneniz dese de bilmem ne dese de siz kilolu dahi olsanız kendinize güveneceksiniz. Çünkü beden güzelliğiyle insanın zihin güzelliği aynı orantıda gitmez her zaman. Bazen bedeninizi iyileştirirken ruhunuzu da iyileştireceğiz ki iki taraf da aynı yönde ilerlesin. Ben size yardımcı olayım, destek olalım. Hanımefendinin telefonunu alalım o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Asel Hanım. Alo. Hoş geldiniz Asel Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız Esra Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Esra ablacığım, ben senin bütün yazdığın kitapları okudum. Hepsini denedim ama bir yerde bir aksilik yaptım. Ne yaptın? Şimdi şöyle bir durum var. Sevgilim ve iki haftalık ilişkimiz varken beni ailesiyle tanıştırdı. Daha sonra bu yıl evleneceğim borçları kapatmam lazım. Acil para ihtiyacım var dedi. Bana da 250 bin çektirdi. 8. ayın sonunda da sen benim kitaplarımı nasıl okudun? Nasıl kitap okudun? Erkeğe borç verilir mi? İnanılmaz daha 2 haftalık ya, tanıştığına. Evleneceğiz deyince ben de verdim yani. Ah. Peki ne oldu sonra? 8 ayın sonunda da her gün biriyle görüştüğünü, klaplarda gezdiğini öğrendim. Arkadaşlarım söyledi. Ben de sana gittim, annesiyle konuştum. O da öder kızım dedi. Şimdi de bu borcun içinde kaldım ben. O da aydan aya ödüyor. Ödüyor mu ama şu an? Ama benim psikolojim derman duman. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Asel. 250 bin lira kredi çektirdi. Bunun sen hukuki yollarını ararsın ya da onu ayrıca konuşuruz. Ama şuradan da söylemek istiyorum. Sen zaten seni aldatıyormuş ediyormuş. Daha 2 haftada hata şu. Evlenecek olsan bile neden sen 2 haftalık tanıdığın bir erkeğe para çekesin veresin? Gitsin, bu kadar insan mı tanımıyor etmiyor? En son isteyeceği kişi sen olsun. Unutma, erkekler hiçbir zaman aslında bu kadar fedakarlık yaptırdığı, bu kadar parasını aldığı ya da bu kadar böyle hep ondan beslendiği kadından değil, kendi yatırım yaptıkları, emek harcadığı ve para harcadığı kadına daha çok değer veriyorlar. O yüzden de bunu da bilmek lazım. Şimdi sen bununla ilgili paranı almaya devam et ama psikolojin hiç bozulmasın. Çünkü baştan balık baştan kokar diye bir şey vardır. Yani bir erkek senden 2 haftada zaten kredi çektiriyorsa o seni düşünmüyordur. Kimse senin üstüne kredi çektiriyorsa yani bir erkek seni gerçekten düşünmüyor ve gerçekten değer vermiyordur. Çünkü bir erkek gerçekten değer verse seni zora sokacak, o krediyi sana çektirmez. Sen şimdi paralarını ödet, bundan da kurtul. Bundan adam olmaz. Bana göre öyle. Şimdi ama ben söyle çattım. Tuhaf bir durum var yani sürekli böyle de yine onu görmek istiyorum. Çünkü şöyledir Asel, bazen bir bağımlılık yaratır ilişkiler. Kötü bile olsa bir şeyden kopmak zor gelir ve gerçeği görmek istemeyiz. Yani bu kişi seni aldatsa da paranı yese de para çektirse de bazen bizim alıştığımız şey güzelmiş gibi gelir. Ama bu güzel bir şey değil. Gerçeği görmek için belki de birazcık uzaklaşman gerekiyor. Şimdi Ayşe Hanım attığımızda. Ayşe Hanım. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim öncelikle yayına bağladığınız için. Ya ben eşim aldattı beni bir kere. Ondan sonra ailemin evine gittim. Ailem de istemedi. Tekrardan eşimin evine döndüm. Ondan sonra eşim içime sanki diyor bir cin ya ailen diyor bana diyor büyü yaptırdılar diyor. Ya bayağı bir şeyler söylüyor.
Ya sürekli eşim bana karşı şiddet uyguluyor. Ne olursa olsun yani en ufak şeyde bile kavga etmek istiyor. İçinde sürekli bir kavga var. O da diyor ki içime cin kaçtı, o yüzden sürekli seni dövüyorum, öyle mi diyor? Ya sürekli şiddet uyguluyor. Ondan sonra da benimle birlikte olmak istiyor. Ben diyor seni diyor sevmiyorum, senden nefret ediyorum diyor. Ondan sonra yine bana geliyor. Ben bunu anlamıyorum. Peki siz hemen böyle kapınızı açıyor musunuz buna, bu eşinize? Hayır, hayır. Şimdi bak. Ama gidecek kimsem yok. Ayşe Hanım, şimdi karşındaki kişi hem sana şiddet aldatıyor, hem şiddet uyguluyor. Yok aslında ben öyle değilim, ailem bana işte büyü yaptırdı, üç harfler geldi, böyle oldu falan diyorsa, bak burada bir yalan var. Gerçeği davranışlarla görmek lazım. Bazen bize ortada olanı böyle gözümüz kör olmuş gibi olur ve göremeyiz. Şimdi ortada sana kötü davranan, şiddet uygulayan ve bunun üzerine de seninle birlikte olmak isteyen bir adam var. Yani bu alenen ben kötüyüm diyor. Ama senin bu kişiyi her geldiğinde kabul ediyor olman onun davranışlarını normalleştiriyor. O yüzden bu davranışı normalleştirmemek için... Beni kendisinin kölesi olarak görüyormuş. Bana öyle söyledi. Nasıl yani? Sen benim kölem. Sen benim kölemsin. Benden başkasına ihtiyacın yok. Senin benden başka kimsen yok diyor bana. Şimdi bak bunu da bildiği için sizin kimseniz olmadığını, bir de kölemsin diyecek kadar hem narsist hem de sadist bir adam. Gerçekten hani bunu o kadar açıkça net belli ki, sizin aileniz sizi kabul etmiyor mu? Aileyle görüşmüyor musunuz? Hayır, hiç kimseyle görüşmüyorum. Ben şimdi bir telefonunuzu alalım çünkü son dakikalarımız gelmiş. Ben size bir yardımcı olayım çünkü burada artık hani sizin kimseniz olmadığı için bazen maalesef erkekler de karşınızdaki çok kötüleşiyor. Ben yarın Berlin'deyim. Berlin'deki izleyicilerimize de selamlar olsun. Yarın çok güzel bir seminerimiz olacak. Çok güzel sohbetler edeceğiz. Yarın Almanya'da Berlin'deyim. Bu sefer Berlin'dekilerle buluşuyoruz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.